hastaları. Et olsun. Hastaları et olsun, manyakları et olsun. Kafayı kırmışları, hastaları, 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 hastaları. Arkadaşlar son saniye, çok affedersiniz, çişim geldi. Tam geri sayımda bakıyorum, 50 dedi, 49 dedi, çişim geldi. Neyse ki 3-4 saniye ile de olsa toparladım ve aranızdayım. Evinizin neşesidir, gelir. Evinizin neşesi olmak gibi kötü bir uyumuz vardır. Buradayız. Ekip de burada. Sea. Aleyküm selam. Selamlar. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Çok şükür. Duymuyorum. Çok şükür iyiyiz abi. Şükür iyiyiz. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat be? İç güveysinden hallice bereyiz. Peki mi kulaklık takayım canım çekti ya. Hayatımızın nasıl... Sizin seslerde bir uyuzluk oldu galiba. Ben yaptım ama. Evet. Galatasaray Beşiktaş. Trabzonspor. Düzelttim, tamam. Ulan ben var ya. Fenerbahçe. Ya Mr. Teknoloji ya. Ne haber, nasılsınız? Abi İyiz ses abi. Yok diyorlar. Sesiniz abi? Bir var ya. İyiyim. Alim, başladın mı staja? Abi yayında hiç yok ses. Abi pazartesi. Var abicim yayında yani. Ses. Geldi ses. O YouTube yorumu geriden geliyor. Tamam, iyi. Biriniz işte. Bir numara verin. 541-300. Dur öyle bir tane numara diyeceksin. 31. Geliyor diyor. Şimdi başladın mı Ali Staj'a? Orayı gargara yaptı bunlar ya. Abi inşallah pazartesi başlıyorum ya. Hayırlısı olsun. Önce adliye stajına mı başlıyorsun? Büroda mı? Adliyeye abi önce. Adliye stajı harbi başkadır bu arada. Hakimlerle başka ilişkiler kuracağım. Çok başka geliyorum adliyeden. Çay çorbası olur. Of. Orada mübaşir tayfayı bulman lazım. O adliyenin kralı onlardır. Kalem tayfayı. Mübaşir tayfa, onlarla samimiyeti kurdun mu sana bir daha karada ölüm olmaz. Öyle görünüyor abi. Mübaşir adliye tayfa çok kritik. Olmayı planlıyorum bakalım. Hoca, Kartal Yuvası'nın yeni ürünlerinden mi başlasak? Yeni ürün mü çıkardı güzel. Kartal Yuvası? Hemen var bakalım. Abi, atıyorum. Seriden sövelim. Bu arada hiç sövülecek değil. Bu arada asla sövmüyoruz. Harbi mi? O zaman seriden alalım. Attım chatte. Yani Beşiktaş'ın ben her yaptığı şeyi överim, bilirsin. Gerçekten çok güzel. Şakasız çok güzel. Hemen alalım iki tane o zaman. Doğru ekranımı verdim. Evet, tamam. İki tane niye alıyorsun abi? Birini bana mı vereceksin? Ay, iki farklı ürün. Ay, şundan bir tane. Yayın alalım. Yayın alalım bize. Yayın size çakayım. Şu bordodan bir tane akar gibi duruyor. Aynen, Trabzon düşmanıyız. He? Yok ama sevmem. Kefal sevdim ya, Trabzon sevmiyorumdur. Bak şundan bir tane harbi sallarız. Siyah da çok iyiymiş, düz siyah onun en sağdaki. Aa, bu da güzelmiş ya. Ürünlerin 7x'lar var mı? Şunu tasarlayan Beşiktaş başkan adayı olsa ne iyi olur ya. Alırız ya, güzelmiş.
Onu alırım bak. Onu harbi beğendim. Başka yeni ürün yok mu? Hepsi bu mu? E vardı ya. Bir ana sayfa gel istersen abi. Aşağıda şey var. Kırtıl Yıvız. Sayfa numarası var. Site dondu. Fark ettiniz mi? Site doğru. Çöktü. Yoğunluk alışverişten var. Yoğunluk var abi. Bir tane şey var. Tişört. Forma gibi müthiş. Aşırı beğendim. Şey şu yakalı olanı mı diyorsun? Aynen. Site çöktü beyler. Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2023. Site çöktü. Site çöktü. Başka bir site çökse bu kadar konuşulmazdı. Site çökük şu an. Mustafa Karataş son tweette olması lazım. Mustinho'ya ne diyor? Güzelleri atmış oraya. 4 tane seçmiş. Bu ne oğlum? Çok pahalı değil mi ya ürünler? Gerçi ama. Yani 500 lira koymuş üstüne. Bu ciddi mi? Ciddi. Gördüğüm en güzel şey. Şaka mı yapıyorsunuz? TJK jockey kombinesi. Smackdown hakemi bu adama, bu adama bunu giyen adama deriz ki reisim şu Air Max'lerin 44 numarası var mı deriz. Footlocker çalışanım mı abi bu ne evet, biçim tip? Evet. Footlocker'dan çıkmıyorsun galiba. Air Max'lerin 44'ünü bul da getir deriz ya. Ama bu ne kötü bir şey abi. Çok kötü. Daha ince bir çocuk çubuklu var. Çok kötü ama bundan bir tane alırım ya. Bunu beğendim. Bak bunu harbi bir Eagle mı yazıyor? Eagles. Güzel. Evet. Eagles da güzel. Musti hangisini beğendim diyor. Onun attıkları çok güzel bak. Siktir. Harbi 1-200'e iyi iş bu kazak. Aa bu çok güzel ya. Bu da güzel. Ama buraya Beşiktaş olmamış. Hmm, evet. Baştakini beğendim ben. Oo. Yok ki. Abi şurada yok, niye bir daha renk değiştiriyorsun? Madem öyle bir şey yapıyorsun da ya. Sen başta bu çok güzel. Bu şeyli mi? Kapşonlu mu? Hı hı. Bu güzelmiş. Ama ben hala o şeyi alırım. Siyah. Siyah ya da bordoyu. Bu da güzel bordoyu ya. Bu misin abi? Ortamlarda feci giyilir ya. Çok güzel abi. Bu her ortamda giyilir. Ana bebeğe bak la Kartal Yuvası ürünü giymiş gibi de durmuyor. Hani ama denmez. Boyner'den giyinmiş gibi duruyor anladın mı? Beymen'den giyinmiş gibi duruyor. Beşiktaş bunların mesela tasarımını yapıyor da ürünlerini falan kime yaptırıyor? Son 3 ürün kalmış ha aldık. Son 3 ürün. Öbüründe bitmiştir bile belki siyah olan. O da son 3 ürün. Demek ki kolpa millet bir an evvel alsın diye Ahmet Nur Çevik şuraya sürekli son 3 ürün yazdırıyor. 30 bin ürün olduğuna eminim şu an. Güzel ama ürün harbi civcivli bir ürün. Hoşuma gitti. Güzel. Helal bak iyi bir şey yapmışlar. Kartal Yuvası müdürü Beşiktaş'ın Galatasaraylıymış. Geçen onu gördüm. Ona bakmıştık biz yayında. Yönetim incelerken. Yok o yönetici. Bu Kartal Yuvaları genel müdürü mü ne? Galatasaraylıymış. CEO. Kartal Yuvaları CEO'su aynen. Profesyonelce yapıyor işini demek aynen ki. Aynen öyle. Yok profesyonelce yapmıyor. Berbat yapıyor işini. Her sene berbat ürünler var da. Ürünler çok kötü. Bu ürünler iyiymiş. İşini iyi yaptığı sürece bize hangi takımın olduğunu. İşte aynen. O sıkıntısı işini iyi yapamamak zaten. Yani Beşiktaş'ın başkanı da neyse. Neyse deriz Ali. Harbi neyse deriz o işleri de. O dönemlerdeyiz ama. Neyse demeyenlerimizin sonu çok kötü oldu. Neyse. Neyseliği. Orada neyse dediğin iyi oldu. Şu kazak da iyiymiş lan 1000 liraya. Şunu yapmasa. Bak. Görüyorsunuz mu şurayı? Evet. Ne gerek varmış ya? Ne o Valentin Rogier'in V'si mi? Ne V mesela? V ne alaka?
Beşiktaş gibi bir şey. Aa, bunu da beğendim lan ben. Kapşonlu. Kapşonsuz bu. Ya. Kapşonsuz ama şey, güzel. Baksana tişörtler çok rezil ya. Sen şunu tasarladıktan sonra şey diye mi düşünüyorlar? Of. Abi yaptık be. Senden bir şey isteyeceğim Hasan abi. Bizim tasarım ekibi canavar be abi. İşte bu. Bu mu oldu? Tişört yani? Tasarlasana sen. Vardır bir uygulaması. Sen yani bir Hasan Arda Kaşıkçı olarak Beşiktaş tişörtü tasarlayabilir misin? Yo, tasarlayamam. Ben işim bu değil ki. Bilmiyorum ki bu. Zaten sıkıntı ya, benim gibi adamlara tasarlatıyorlar büyük ihtimalle. Bak, şu beyaza baksana sol alttaki. Şunu yapıyor adam, anladın şey mı? Yapalım. Hani... Bunu kötü yapmak ya. Çok mu zor bunu yapmak? Abi bunu ya. Sen bile yapmazsın öyle diyeyim bence. Sen bile daha iyisini yaparsın. Allah aşkına sol alta bak. Sen bile yapmazsın harbi. Turancan doğru söylüyor. Baksana ne mesela abi. Hani. Doktor Strange mi yaptı beyler bunu? Özenle yapılmış çirkin olsun diye. Düşünün. Uğraşsam bu kadar çirkin olur. Bunu tasarlayan adam şirkette diğer arama nasıl iddiaya girer biliyor musun? Var dedi. Mısın lan sıfır satacak? Hani? Yok be oğlum, biri yanlışlıkla alır. Biri yanlışlıkla alsın, adam değilim birader, sıfır satacak. Oğlum yapma bak. Bak namussuzum sıfır sattırmazsam. Bak öyle bir tasarımla geliyorum ki. Bu tişört o mesela. Bu ne abi ya? Dart şeyine benziyor ya. Bak tıklamazsın. Harbi bak yanlışlıkla zaten. Tıklamazsın çünkü, anladın mı? Tıklamazsın ve satın almazsın mesela. Ama sağındaki güzel. Çerçeve. Bu mu? Berbat. Evet. Yine kötü lan. Bu manyak mısın? Bu ne, Beşiktaş hapiste mi? Ne bu? Adalet. Harbi ne bu? Beşiktaş hapiste mi? Çerçeve abi ya. Oğlum senin niye Beşiktaş? Sanat görüşün yok ya. Niye Beşiktaş sinekliğin arkasında kalmış? Onu anlamadım yani. Niye abi, böyle bir şey yapıyor Beşiktaş'a bu adam? Siroz bak, olmasın daha diye. Daha kötüsü var abi. Daha kötüsü var. Emir, daha kötüsü var. Abi. Abo. Daha kötüsü var. Siyahın içine koymuş. Abim benim bak. Yani bence güzel gerçekten dediğin tişört. Güzel. Bakın şaka yapmıyorum. Gerçekten yani güzel. Alay etme. Manyak. Kusura bakmayın. Beşiktaş camiasını çok seviyorum. Eyvallah da. Ya mesela şu kırmızı Türk bayrağı kırmızısı mı? Yok. Değil herhalde ya. Niye böyle bir şey yapıyoruz abi biz? BJK'dan çok TJK gibi bu. Yani kırmızı. Kırmızı harbi TJK gibi ya. Beşiktaş burada ne alaka? Yani çok kötü abi. Yazı fena değil aslında. Font fena değil mi? Bak şu, bir şey diyeceğim. Şurada, şuna da kötü bak, demeyin. Şuradaki sıkıntı ne biliyor musun? Şu ne alaka şu? Evet. BJK kolları yaz. Kolları ver. Tamam, bu tişörtü ver. BJK yaz. Şu olmasın mesela. Eyvallah deyip alalım bundan bir tane. Onun bir altındaki çok güzel bence. Bir aşağı hangi? İnebilir misin abi? Bir aşağısı. Bu gayet mu? Güzel. Bu evet. Mu? Okul üniforması ben de bu benziyor. Ben de bu tonu sevmiyorum işte ya beyler, renk olarak. Bir solu nasıl? Bir solu bu. E bu da düz. Emir git pazardan al, bunun her yanısından vardı zaten pazarda. 1-200 verme buna. Buna 1-200 verme. Buna 1-200 değmez. Ama Beşiktaş camiasına bir faydamız dokunsun. E tamam da başka ürün dokunmaz. Alırım faydam dokunsun abi. Diğerlerini beğenmedin baksana ya. Baksana abi düz bu. Yani düz bir şey bu. Maliyeti 30 lira falan muhtemelen de bunun. Yok yani, tutmadığım iş. Şuna lan, siyah forma gibi. Ya niye önünü pisletmiş gibi mesela tişört yapıyor? Adam önüne sponsor almış. Önde Yılport yazıyor. Baksa. Abi Beşiktaş asla yazmıyor da ne yazıyor bilmiyorum. Çok git. O zaten ikisi. İki günde falan söküleceği için onların çoğu görünmez evet, zaten. Evet, bir de o iş var. Baksana abi. Bu ne lan? Dalmatçalı şeyine mi? Şey değil mi? Ben Five söyleyeyim bu çalışan... Ömercik. Ömercik giyiyordu bunu Türk filmlerinde. Doğru. Ondan esinlenme, çok kötü. Hamburgeri mi getir deriz bunu. Beşiktaş yazısı fena değil aslında. Ya en kötüsü bu.
Abi maçta Yani giyilir ama maçta giyilir. ya bilmiyorum. Ya hiç bir yerde giyilmez gibi duruyor. Hapishanede de giyilir. Hapishane gibi bir şey abi yani. Beten kötü duruyor. Yakası normal olsa giyilir mi? İşte düz bisiklet Şurası olmasa yakalamışlar. giyilir. Çok uzatmışlar o Şu düğmeleri. üç düğme işi çok kötü duruyor işte. Şu ne Krem rengi abi? güzelmiş bu arada bence. En sağ altı. Bu Bu ne mu? oğlum? O kahverengi Bence ne? fena değil. Abi ben de şunu anlamıyorum mesela. Şu ne? Şu ne? Yani Hani bir şey doğru. daha koyalım bebeğler, böyle dümdüz vermeyelim. Parça Baksana parmağı. arkaya. Bu ne lan? Ay, iğrenç. Arkasını Patladım görmemiştim, bunu. özür dilerim. Kıllı bir sırt Patladım gibi ya. bunu Kıllı. Çok ama. kıllı bir sırt gibi ya. Hani niye, Tecrübeli. anladın mı? Harika, hiç beklemiyordum ama ya. Harika, ani geldi harbi. Ya ben bundayım dayı, bu çok iyi. Bunun arkası düz mü peki? Düz Orada da düz. bir şok Yok geçirmedim. yok, insan işi o. Şu da güzel mesela, hani Evet. cimden çıktık kuzen, hangi nargilecidesiniz? Hemen geleyim. Bunu giyen adam da şey ki, cüzdanı vardır. Kart koymalık cüzdanlar olur ya, içine Hı ortasına böyle ölüye pamuk sokar gibi bir 100 lira sokarsın. hı. O Çıkam cüzdandan vardır bak bunu giyen çıkmaz adamda. ama o yüzleri oradan. Asla zaten onu oraya koyma dedin, asla oradan çıkmasın. Sinyalci cüzdanıdır o. Güzel ama. Bu hakikaten güzel. Bu inanılmaz da. 9-3. Vay be. Abi Uğraşılmış, düşünülmüş bir tasarım. lan o Font'u ne güzel mesela? seç bari. Sor. Google'dan bakılmış bir tasarım. Şeyi Kaçtı cep yapmış ya? oraya. Abi çok kötü ya. Maalesef çok kötü. Şu da güzel. O bir öncekinin siyah. Yine Güzel bu abi, güzel. sonbaharlık. Güzel Daha da sonbaharlık bir güzel yaptı. iş. Ama işte senin dediğin gibi abi, bunu da git pazardan al. Ama yine buradaki Beşiktaş falan güzel. O pazardan al dediğim gibi de değil tam. Onda da vardı logo abi. Onda Aynı çok logo onda. onda şey vardı. Cepleri kaliteli. İşleme eski logo vardı. O kadar az belli oluyor ki, bunda belli oluyor Beşiktaş oldu. Bak bu güzel. Fermuarları da güzel. Bu güzel abi. Aa. Aa bak, bunu da giyeriz. Bunu da giy, bu da giyilir abi. Aşağısı biraz garip duruyor ama. Yok lan, Ben güzel. orayı beğendim, o çiftçeyi detayını. Yakası çok güzel değil mi? Evet. Şu logoyu da beğeniyorum ben, şu logo kullanımını. Bırakmam senin Benim ses logosu. birinizden sekiyor ben konuşunca. Bir kulaklığa geçsenize, geçmeyen varsa. Şu logo ne alaka? Şunu ben güzel bulmadım ya. Bırakmam senin logosu. Bırakmam seni, logosunu bıraksınlar. Kötü abi. Vay. Anlamlı. Siyah beyaz. Hashtag. Hani. Anlamıyorsanız bu işlerden pek. Manken neymiş ya? Beşiktaş Harbi bu arada. siyah beyaz. Abi fotoğrafı geri alabilir misin? Alamam. Mesleğini yapan bir hanımefendiye karşı. Bu Ben de tavırlarınızı. Aa, tayt çok güzel. Bu Tayt taylar giyer hiç misin iyi Bakü? olmadığını Kışın belirtiyorum. giyerim. İçime. Bak işte budur. Harbi Bütün budur vallahi. tasarımları unutun. Yolunmuş kartal. İlk kez böyle bir rezillik görüyorum. Kartal. Benle alaka. Oğlum Kral. kartal ne hale gelmiş? Niye böyle bir tasarım var Beşiktaş'ın sitesinde ya? Bu sene bizim kartal maalesef. Hanımefendi Van'dan araya benziyor bu arada. Ben mi benzedim? Hanımefendi Şu Van'dan araya gözlere hiç baktıralım. benzemiyor lan. Şu beyefendi daha Güzelmiş çok yüzüne benziyor. ya. Bizim Eyvallah. kıyafetleri şey yapmışlar böyle, Aa.
fan sayfalarında olur ya. Alırım. Bunu yapmak çok mu zor diye. Alırım. Berbat orada. şeyler. Orada da çok Hepsini güzeldi. yapmışlar. Abi çok Alırım. gecelik gibi duruyor. Alırım bunu, kaçarım. Bunu alır Ben kaçarım. Bordo Zaten nasıl? para verilmez abi bunu. Anca alır kaçılır bu. Bu al, para da verilir. İyiymiş bu. Son iki ürün. Tamam lan, hemen alıyorum. Aynen. Aynen. Muhtemelen iki tane üretilmiş. Aa! Güzel lan. Lazio forması gibi. Bak bu iyiymiş. Bak bu çok güzel ha. Ya bunu tasarlayan adam Ömür diğerlerini de nasıl yaptı değil tasarlasın. mi ya? Harbiden bak, bu çok güzel mesela. Bak şeyi de güzel. Fiyatı da diğer ürünlere göre iyi. Buna bak ki kaç tane kalmış abi. Harbi bakalım. Dört. Bunun stoğu Son iki. Hemen al dayı. bütün Kalmaz ürünler. bak. Harbi iki tane üretmişler bu arada, şakasız. Bir tane çok kötü bir ürüne tıklayacağım. Onda ne Evet. kadar stok var? Merak ettim. Harbiden hiç bakmadık. Şu kartal Mesela kafalıya tıkla abi. şu kartal kafalı ibret şey nerede? Heh. Son 3 diyorum ben, tahminim. Son iki Hadi ürün. Hadi ya. gidi ya. Dedim sana bak. İki tane öğretmişler sadece. Peki bu kulüpte en çok XX large'ın bitmesi hemen. X small'a bakalım. Aa, X small var lan da. Small da var. Medium'da dolu diyor. Hani Large'da dolu. Beşiktaşlılar, hani Beşiktaşlılar Allah Allah. Ablalar, diyetlere Beşiktaşlılar. dikkat. Birazcık boğazı tutalım be. Hep bir tombuç olduk biz be. Ben mesela Fenerbahçe ürünlerinde X small bulamıyorum. Yok. Bir Hadi bir de alayım. Fener'e bakalım lan harbiden. Fener'de hangileri bitiyor? Fenerbahçelilerin beden analizi. Ben large Fener'in bulamıyorum. yuvasının adı neydi? Feneryum. 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 Kanarya yuvası. Güzel şaka. Feneryum. Abi geçen gün Feneryum'a girdim. Çok güzel satranç takımı tavlalar falan var. Ne diyeceğiz ki? Erkek demek istemiyorum. Kış ürünleri de abi, kış ürünleri. Nerede yazıyor? Bak Feneryum'un orada. Oo Ohohoho! rezillik. Fener çok kötü başladı lan bu sayfadan. Çok, niye bu kadar kötü ya? Ne Ne Fener lan? Demirspor içeriği var mesela. Berbat Gençlerde. lan. Fener'in ürüne Ürünler. bak. Bunu Fener'in kim giyiyor? ürüne bak. Bizde large, X Ve large çok. size şöyle söyleyeyim. Şu Bitmiş. üründen sadece 40 beden kalmış. Aa. Çok kötü lan. Ya bunu Rambo Bu ne Okan'ın eşi oğlum? falan mı giyiyor? Kim giyiyor bunu? Abi bitmiş. Allah Allah, görmeliyiz bunlardan Oho! yani. Ne? Bak abi, bunun bütün bedenleri duruyor. Muhtemelen bir tane bile satmamış. Sizde şey yazmıyor ya. Sizin sitede strese sokma işi yok. Tabii. Yoksa yok Oğlum değil bu mi? ne? Bu korkunç lan. Çocuk ürünü bu ama yine de. Çocuk olsun abi, insan çocuğuna şunu giydirir mi ya? Üstüne bir şey Bunu yazmış çocuk finalci gibi. gibi. Of. İkarus mu lan o? Benim ürünüm dayı. Hayır mesela Şunu var boğa ya. bizim Aa, neden 4x var sembolümüz değil? Fener'de. Aynen, Beşiktaşlıların götü büyüktür. 4x large ne demek Mükemmel. dayı? Beşiktaş'ta en fazla 2x large vardı. Şunun 4x'i bitmiş mesela ya. Bak ortadaki Alırdım. şey biraz küçük olsa idare eder. Çok büyük yani. Çok Bu ne? ortada. Oğlum ne yapıyor Fenerbahçe? Survivor Cumali Ne mi bu? bu? Kapkaç için mi Bunun da yapıldı bunu? 4x'i bitmiş Fenerliler. Yorulmaz şişman. X-Small'ları da bir tık ama Fenerbahçe benim camiamış lan. Oha, he. Bir de Inter çok iyi. ürünler çok pahalı. Abi o Kafadan fermuar ne ya? çakmış Inter'i, çok iyi. Fermuara baksana. Fermuar Fenerbahçe. Asla Rahatsız pek olduysan beğenmedim. haber ver. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden rahatsız olduysan haber ver. Yıldızlar Hepsi yanlış. nerede? Yakışmadı Yıldızsız. Fener'im. Fenerbahçe'nin hiçbirinde yıldız yok bu arada harbiden. Of. Oo. Çocuk ya bence, ama çocuk çok şey değil. Çocukları biraz hani renkli renkli şey yapalım. Aynen. Çılgın Cazibe yapalım merkezi. demişler.
O hangi cazibenin merkezi bu ya peki? Ama site daha güzel bizimkinden. Yaşlı Site cazibe. güzel, site güzel. Aa, şundan harbi alınır lan. Bu güzelmiş, evet. Şundan bu kış kafadan çıkarmazdık şunu. Var ya, köşedeki köfteciden köfte yiyorum şu an. Şundan var ya kafadan, şunu var ya Fenerbahçeli olacağım. Şunu kafadan çıkarmam bütün kış. Ne Fiyat da iyi sıcak bu tutar be. arada. Şunun Yok be. Beşiktaşlısı var mı lan, alayım da kafama takayım harbiden. Bere yaz abi aramaya. Erkek. En sağda. Bere. Kötü abi ya. Ağaç güzel. Şundan bir Beyaz. tane alacağım. Bizdekinden niye çok pahalı peki? Fener'deki Fener'e göre. kaçtı? 104 lira. 100, ama indirimde. Ama indirimli. Aa, şu siyah da güzel. Bu mu? Yok ya, onu beğenmedim. Şöyle Beşiktaş bir şey olsun. Böyle biraz da tinerci gibi duralım istiyorum, anladın mı? Ben Hani de gariban işi, tinereyim biraz böyle sana abi. gariban dursun ya. Bunlar çok Ben... zengin işi Beran'la. Bunlar çok influencer bere. Abi bizde böyle bir kırmızı var mı ya? Bana Ha, daha bende böyle bu var abi. gariban. Bu var bende. Bu güzel, gayet tinerciye benziyor bu. Bu tinerciye benziyor musun bununla? Atayım abi sana bir fotoğrafını birazdan. Slaven Bilic şeyi Oğlum bu lazım, harbi beresi var lazım. bak. Bana bu halk lazım bana. Bunu mesela bir sepete ekleyeyim. Bunu Aradığın şey bu alacağım. yani. Ama 5 logo değil de BJK yazsa daha mı tatlı olur ya? Evet. Değil mi? Şu çok alacalı bulacalı. Şu çok influencer, çok yeni, çok H&M. Bizlik değil abi. Sen dolaptan bak abi eski sezon ürünlerine. Abi milletin taktığı bereyi nasıl, adam bitliyse ne olacak? Bu daha bana uygun gibi geliyor ya. Daha tiner geliyor bana bu. Abi son iki ürünmüş, dikkat et. Bu mu? Yok, önceki neredeydi? Yarın bulamayabilirsin bak. Al bence bu gecede. Tabii. Hemen bitiyor ya. Ahmet Başkanım öyle der. Aa bak, çete baksana. Kader filmindeki Bekir'in Beşiktaş beresi lazım demiş. Evet abi. Kocaman Beşiktaş yazıyor. Ay Emir, şundan acil al. 105 lira. Olduklu. Abi Manyak, tam 105 lira sipariş 3 paket veriyordum. sigara içiyorsun. 2 paket lan at. 1 paket hatta. 57 oldu. Bir paket lan. Acil sipariş veriyordum, sen söyledin şimdi abi, dur. Bir pide değil mesela bu. Al hemen. Bir de pomponu var öyle. Pomponunu yeni gördüm. Dur alma. Dur sana bere bulacağım. Şuradan harbi bere seçelim, ben alayım ya bir tane. Bir Ama böyle tane sade bir harbi. şey olsun. 84 liraya falan bere var. Ne fiyatlar? İşte bu lan. Bana da al lan bundan bir tane. Aradığımız varoşluk bu. Bu işte Yiyecekten abi. alayım. Halk bu işte, anladın mı? Koku, soba, sobanın üstü kestane. Bak şu Ticaret bereyi kokar. görünce aklıma ne geliyor biliyor musun? Çok kötü bir köfte ekmek ama Buz gibi. Soğuk be. marulları iğrenç olmuş artık marulları. Pederden yediğim dayak aklıma geliyor. Öyle berbat bir bere Müthiş bu bir... ya. Ya şu burnum üşüdü, anladın mı şu bereyi görünce? Müthiş. Suratıma çarpan top Beşiktaş'ta o geldi yok aklıma. abi. Çok influencer bereler yapmışlar bak. Derdim o benim. Hepsi bunların, biz influencer'ız. Biz çok yeni tız. Biz çok H&M. Koton. Ben... Aa bak 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 o bak Abi o çete idi tam. baksana. Unut bir Ortadaki şey tam şey atmış. değil mi abi? Fakir işi. Hangisi? Bir daha göster dur. Umut'un at... Abi işte bu ya. Fiyat şaka mı ya? Dalıldım fiyatı. Budur Eşofman lan. takımı 140 lira. Umut'a beri Beşiktaş arıyoruz 110 lira. budur. Ülke ne oldu ki? Hadi şaka, gülüyoruz eğleniyoruz. Ülke ne oldu ya? 139 liraya eşofman takımı satıyor adam. Abi attığıma açtın mı, attı mı? Açtım. Ama onun beresini bulamayız ki abi. Abi bak o şey beresi tam fakir beresiydi ya. Beşiktaş'ın sitesine gel. En sonki haline. Ha şu ortadaki var ya abi. Bu mu? En ortadaki. Bu. Aynen. Yok abi. Çok işlemeli. Ben işlemeliden yana değilim. Tamam işte Ben... abi, hani öyle giyer Dur. ya fakir tayfa. Aa, kamuflajlı bere. Aa bak, bu güzelmiş. Bunu alırım. Aa, bana onun linkini atabilir misin sanıza? Kamuflajlı bere. Gir alalım. Kamuflaj bere yazı çıkıyor. Ama pahalı lan bu. Bunu alma manyak. Öbür o gariban işinden iki tane alırsın. Bunu alma.
Emir. Doğru 104 lira abi. Diyor. Bunu alana kadar iki tane şundan alalım. Ya yani iki farklı bu tip al. Birini hı, yıkarken diğerini giyersin. Abi asla sabah kurur zaten. Ben mi yıkamam? Kıştan yansın. Kışa giyer bunu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir bunu al. Abi benim burnum birazcık büyük de ben Karadenizli balıkçılara benziyorum. Şey bere takımda. Niye utanıyor musun bundan? Evet. Karadenizli balıkçılar candır. Karıştırma oraları. Yok ben burnumdan utanıyorum yok, ya. Yok yok. Aman. GS Storm'u aman alayım. Hocam. Galatasaray'daki berelere bakalım bir de ya. Galatasaray'ın bereleri de güzeldir biliyor musun? Trabzonlardan utanmıyorum. Burnumdan utanıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Biraz önce Trabzonlulara dair hiçbir şey söylenmedi. Hoca Feneryum birkaç sorun çözünce %50 indirim veriyor. Aha! Nerede sorular? Soruyu söylüyorum ki oğlum. Açık arttırma neyse, yazıyor lan yukarıda. O şakayı yapmayacağım. Açık arttırma mı? Baksana abi yukarı en yukarıda. Atılalım. Çık çık çık. Oğlum bizi 10 binlik edersiniz lan. Çık çık. Abi ödemeyiz ya kaçarız hemen. Yok be kaçamayız dur. Abi şey soru cevap işi nerede beyler? Bilgisayarın fişini çekeriz. Şapkayı bedavaya çık getirelim. Ben Fener'e dair her şeyi bilirim be abi. Nerede? Hediye seçenekleri yazıyor. O değildir o ya. Nerede beyler? Bizi yemeyin beyler ya. Haftanın 11 soru. 11 aha, soruyu doğru bil. Ama usta bunu Ali yapma. Baba bizim informasyonları satma. Bizim informasyonları satma. Böyle bir şeye kabul etmem. Açık arttırmaya girelim abi. Abi açık arttırmaya ne diye gireceğiz ki ya? Bak bakalım neymiş onlar. Yazıyorsa onlara bakalım nerede? Ne vermişler. Yukarıda bak en yukarıda. Sağ üstte. Outlet'in hemen sağında abi. Maçta oha, giyilmiş Dominik Livakovic imzalı forma 60 bin lira. Açmış 250 vereyim mi şuna 60-250. Sende kalır abi yapma. Yanlış he? Yok alın. 61 versek bende kalır mı acaba ya? 8100 kişi teklif vermiş. Bunu 61'e alsam 100 bine satarım beyler bir Fenerli'ye. Satamazsın gibi geldi. Fener şampiyon olursa satarsın bu arada. Fener şampiyon olursa satarım abi 60 binlik yatırım. Livakovic'in para yoksa Ceko'nun falan kaç acaba Tadic'in falan? En pahalı budur ya. Bu çok güzel forma çünkü. Ha çünkü özel bu forma ya. 100. yıl diyor vardı tabii. O yüzden bu kadar pahalı. Evet. Diğerleri beyazı ucuz lan. Olmuş. En ucuz kimin mesela? Üzülelim biraz ona. Mert Hakan yanında. Yok hepsi ya. 20. Minimum başlıyor. 20. Bak biri hepsine açılış fiyatı 20 ya. Daha onlar teklif almamış. Bak açılış fiyatı 20. Yusuf Ayçiçek. Yusuf Ayçiçek'e de 5 bin. Batshuayi'ye biri 21.60 bak. Hemen 1000 lira çakmış. Batshuayi'nin kendisidir muhtemelen. 43. Tadic 43 olmuş. Kente de 1.060'lar. İrfan'a da atmışlar abi. Oğlum Ceko formayı kime verdi? Ceko'nun mı? Forma yok. Ceko formayı kime verdi? Ceko kendi satmış herhalde abi. Ceko'ya bak dolap uygulamasına koymuş formayı. Galatasaray var mı? Forma. Pahalı. Galatasaray'a da bakalım. GS Store abi. GS Store. GS. Galatasaray'ın o şampiyonluk şeyi var ya şey 100. yıl forması. Sitesinde hala yok. Skandallı bir işletme. Berbat durum bu arada harbiden. Kış nasıl bakacağız? Harbiden kara borsadan mı alıyorlar abi? Nasıl alıyorlar? Ha şey store'da var ama internette yok galiba. Evet. Formalarda da eksikler oluyormuş böyle formanın bazı yerlerinde. Türk bayrağı anladım, olmayan falan varmış. Ben bu sitede nasıl kışlık ürünleri görebilirim? Sitene kötü lan. Kışın gelmesini bekleyeceğiz abi herhalde. Baksana abi nerede var? Şuradan bakalım. Şu kız şey değil mi ya? Abi kısmetse olurdaki kız değil miydi o? Hangisi? Yukarı çıkar mısın?
Abi Ziyeh'in tam aşağısı bak. O kız. Abi ne? Çok hızlı gidiyorsun. Abi çok hızlı Oğlum gidiyorsun. ben hızlı gitmiyorum. Site böyle. Ha. Bak bir böyle böyle duruyor. Ya böyle İşte duruyor. biraz önce o kız kısmesi olur da sevmediğimiz kız değil mi? Yukarıda diyor Şu kızı herhalde mı abi. diyorsun? Evet. Bence o değil. Nasıl Dediğin kızı diyorsun oğlum? tanıdım. O değil. Simge. Simge aynen değil. Galatasaray'da bir Galata koleksiyonu diye bir şey var. Bir buna bakalım bakalım bu neymiş. Ya bu casual daha iyi. Abi fiyatlar şaka mı? Fiyatlar niye böyle? Çok dinçer azapan koleksiyonu gibi ya. Bir o alıyordur zaten bunları herhalde bu fiyatlarla. Galatasaray bu mağazacılıkta en kötü kulüp galiba. Hiç beğenmedim. Ne siteyi beğendim, ne ürünleri beğendim. Şunu alırdım. Bunda da Galatasaray'a dair bir şey var mı? Mesela bunu niye alayım ki? Galatasaray'a dair ne var bu üründe? Ya beyaz işlemeli logo falan mı var acaba? Tetem bu. 30 derecede hassas yıkama. Kuru temizleme yapma diyor. Tamam. Niye lan? Galatasaray'la anlaşamadık ya. Bere nereden bulabiliriz bu sitede? Kategoriler var bak solda. Bere yok. Ha, sitede bere yok direkt. Ürün yerine yazsak bere belki. Galatasaraylılar bere giymez, takmaz gibi bir anlayış mı var yani? Vardır bence o bere kısmında da bayağı. Var var abi. Tinerci var hem de ya. Fatih Ama Terim çok beresi. pahalı baba ya. Ama Şampiyonlar Ligi logosu var. Yapacak bir şey yok. O fiyat katar. Ama harbi tinerci bere bu arada. Kalite iyi yani. İşte şu bereyle bir kış kafadan çıkarmadan devam. Başka bere yok mu peki koskoca Galatasaray'da? Harbi yok lan. Başka bere Oğlum. kategorisi vardı. Kadın bere, çocuk bere falan. Var bir mi? Bere yazınca çıkıyor. Erkek kadın aksesuar bere. Bere yazdık oğlum. Yok. Ya. Çocuk. Site Seslenelim şof. buradan. Bere Site var üretiminde ya. sıkıntı var. Siteyle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Site üzücü lan. Yani. Vallahi kötü ya. Abi sol üstte menü var. Orada olabilir belki. Aradığımız her şey. Oraya da baktım ben. Yeni gelenler mi acaba kış ürünleri? Şimdi kışa Yeni geldik sonuçta. gelenler güzel. Filmi niye oynuyor lan reklamlarda? Harbi. Çocuk ekmek parasını buradan kazanıyor. Fiyata göre sarılasak en üstten en alta, pahalıdan aşağı daha bir iyi bir sonuç alırız bence. Gibi. Maç forması, onların pahalı olması normal. Parayı arttırınca Hilmi kayboldu. Öyle bir. Berbat saat bu arada. Harbi. Çok çok Niye böyle bir şey kötü. alalım ki? Ya 2600 lira, şey 2000 ya 3000 liraya plastik kordon mesela. Yani. Sos, bu ne alaka mesela? Bu arada bütün kulüplerde 4x 3x var, Beşiktaş'ta yok. Eyvallah be bizim takım. Kadın eşofman takımı 1700 lira, vay vay. Şu tişört güzelmiş bence ama. Polo ayakkabı. Bayağı iyi bu arada. Çok Bence. McDonald's ya. Öyle deyince kötü geldi bir anda. TS Store bakalım abi. Galatasaray'dan hiç beklentim karşılanmadı benim. Hiç böyle bir Galatasaray beklemiyordum abi ben. Galatasaray'da Çok hiç yok böyle çok bir ya. beklentim yoktu Galatasaray adına. Üzüldüm. TS Store'un çok umutlu olduğum bir store'dur bu arada. TS Store değil mi lan? İsmi TS Store dedim. GS Store çıktı. TS. Bu arada sana bir şey diyeyim. En kötüsü geliyor. TS Club'mış ya.
Ahmet Nur Şevin'in yaş günü ne zaman? Ahmet Nur Çebi doğum günü. 29 Ekim. Ana! Ana! Aa! 3 gün önce doğum günüymüş lan adamın. Adam orada bile şanssız lan. Ana! Gökhan abi aynı köyden. Bilsek harbi şuradan bir şey alırdık ya. O zaten kendini almıştır ya. Şu manken nasıl abi? En yeniler diye bir şey var mı? En yeniler. Abi şu haftanın fırsatını kapatabilir misin abi? Bizi takip ediyor da. Niye oğlum? Belki fırsatlardan yararlanırdık. TS Club. Günlük en sağda Bordum abi fırsatlar var. O mu acaba? Hadi Bordum abi fırsatlara tıklayalım. Siteden çıkıyorsun basınca. Fırsat oymuş. Fırsatınız varken gidin. Bu arada fiyatlar uygun. Onu diyeyim yani. Biraz uygun olması lazım. %50 indirim yapmışlar. Şu an uygun bunlar bayağı. Evet. Bence evet. Standarttan da uygun. Yani 400'den 230'a düşmüş mesela bak şu tişört. Beşiktaş'ta 500'ün altında tişört yoktu mesela. Mesela şu ürün. En pahalı şey ne kadar fiyatı alasak? Mont ya da formadır. Şununla kim mesela... yakışıksız güvenlik mi? Mankenler biraz. Şu taraftar forma çubuklu diyor abi mesela 180 lira ne alaka? Uygun. Çok iyi değil mi? Evet. Lokal evet, bir şey diyeyim var acaba. Yani mesela şunu al takıl yani X large, large var. Al bunu. İşte sana forma ve hani evet. Şey hani her klasik Trabzon aynen öyle klasik Trabzonspor üst yani mesela 180 lira bedava lan. Kendim tasarlamak istiyorum ne? Orada bir şey mi seçtiriyor bize? Asılacak isim. Oh, Ahmet Nur. Ahmet. Olmuyor. Bitişik yaz abi. Ahmet Nur'u Nur Çebi. Nur Çebi. Asılacak numara. 61. Ne güzel oldu lan forma. Çok fiyat arttı ama. Yakıştı başkanıma. Fiyat çok arttı bu arada. 520 oldu. 180'i alıyorduk. Futbolcu olması istiyorum. Ver bir onu açı. Kaça veriyor? Harbi onu açıyı yazdırırım arkaya. Bütün gül Trabzon'da top oynarım çocuk olsam ha. O ne yazsan abi? Of. Felaket oldu lan. Artı 120 diyor. Artı 120 diyor abi. 300 lira oldu. Bedava lan. Bedava. Tasarımsız zaten çok ucuz. Tasarımlı da 300 lira. Ne var lan? Hemen alınır. Ya gider esnafa yaptırırız. Ucuza yaptırırız ya işi. Formayı düz alırız. Yine de ucuz bu arada. Yani çok her türlü ucuz. Aa, bak. Zıbın. Top 250 liradan şöyle bir şey. 250 liradan 100 liraya düşmüş. 100 liraya normal yoktur ki lan zıbın. Harbi Trabzon çarşısında bulamazsın bu arada. Çocuğa alırım ben bir tane bundan ha. Trabzon'u tutmasına gerek yok. Çok güzel ürün. Gökhan abinin oğluna alsan abi bir tane şöyle. Harbi Gökhan'ın oğluna bir tane alayım lan. Şundan dur şunu kaydedeyim. Öğrenme de böyle çirkin falan da değil. Tatlı gayet. Feci tatlı lan ürün. Cem Bölükbaşı mı? Ne alaka? İstanbul takımları ne biçim kazıklıyor adamı. Şu fiyatları da gördük. Harbiden bu arada. 450 liraya al. Az i̇şte öncekini bizim... az önceki ama... forma çok dandik be abi. Taraftar forması da neymiş? Orijin forma ne kadara? O da 450 lira kardeşim. O da bedava. Anadolu'daki oy oranlarını anlamadım. Ben Trabzonspor'a geçiyorum. 5X large var. Geçen sene forması da olsun çok zor. 5x large. Nicolas Pepe yazdırırım 5x large. Ne akarım lan şununla. Ne alaka Trezeguet istemedim ki. Futbolcuya göre fiyat değişiyor mu? Mesela isim yazdırma fiyatı. O çok üzücü olur. Değişiyor. Abdülkadir 150 lira mesela.
Uğurcan niye 100 lira peki? Bak kaset az 140 lira. İsim uzunluğu falan diyeceğim de pek öyle değil gibi. İsim uzunluğuyla alakası var mıdır? Mesela Taha, Enis 4 90. isim 100 lira. 4 harf 100 lira. Mehmet Can. Bak mesela Mehmet Can uzun 140 lira. Olabilir lan. Öyle geldi. Baniya 90. Niye 90 mesela Baniya? Arif Uğurcan 100 90 lira. mesela kısa. Ama Uğurcan niye 100 lira? Kaleci diye mi acaba? Oğlum buradaki bu iş çok saçma ya. Niye bu fiyat farkları ne alaka mesela? Saçma olmuş. Tercihe Olmaz göre mi o. acaba? Tercih çok olunca arttırıyorlar mı fiyatı? Mesela Edinvizce. Vay be, yarın bir tane çakarız Edinvizce. Çok birleşik duruyor ama. Çok iyi. Böyle durmuyordur ya bu. Hani öngörüm bir şey diyeceğim. Nevresim takımı öyle lazım ki. Şundan bir tane tifosiye ya. Oto aksesuarları. Plakalık mı? O ne? Plakalık var abi. Yok. Gel. Trabzonspor'u. Çok iyi. 100 liraya buyurun alabiliyor muyuz yani? 100 liraya şunu alabiliyor Gökhan ve yıllardır arkada bu olmadan mı yayın yapıyor? Siz de bu adamı Trabzonsporlu diyorsunuz he? Çok iyi lan. Çok iyi, çok beğendim. Nevresimler nerede? Heh, nevresim takımı. Abi şunda var ya. Deliksiz uyurum ya. Yine uygun bu arada 900 lira nevresim Sabah, için. harbi sabah ölüm çıkar yataktan. O kadar güzel uyurum ki şundan. Allah korusun. Çok tatlı Hadi yatak bakalım. ya. Bizimkinde kaç aydı acaba o? Ev tekstil, nevresim takımı. Üründe ne çirkinliği zaten. Abi şu ne alaka mesela ya? Ortadaki fena Şu değil muhtemelen. yazılılar ne alaka? Şu iş ne alaka? Şunu alırız alırsak da. O güzelmiş, bu fena değil. 1500 lira bu da. Çok Trabzon'da. fazla logo var bunda da ama. Bak bir de Trabzon'a git taç he. Taş Bizimki ne? lisanslı. İyi markadır abi taç benim bildiğim. Beşiktaş tek kişilik nevresim takımı. Hani Allah'a emanet kendileri yaptığı berbat bir şey belki de. Trabzon taç nevresim takımı veriyor sana bir de bir yandan. Kız arkadaşınla eve gidiyorsun. Nevresim bu. Libido bombası. Beğenmiyorsa çıkabilir. Felekten bir gece yaşatır bu nevresim takımı. Şunun verdiği tadı kimse veremez. Anlamıyorsa çıkabilir. 37 yılın patlamasını yaparsın. Korejma de bana. Bardak. Abi bir tane bardak nasıl olur bir kulüpte ya? Bir tane Fiyat. bardak nasıl olur bir kulüpte ya? Fiyatı güzelmiş ama. Alınır mısın? Galatasaray'dan bardak alalım. Galatasaray'da plastik bardak satıyor abi. Buralara mı geldi bu işler ya? Şaka mı? Karton vardı. Plastik bardağı Aa, anlamadık. bu ne? Abi Aa, bira fena bardağı değil. ne güzel lan. Güzelmiş bu. Beşiktaş Store'daki en iyi ürünü göstereyim size. Ama bitmiştir büyük ihtimalle. Bak Galatasaray şimdi. çok pahalı, anasını satayım ya. Korkunç pahalı Kampanya. Galatasaray. Şey nerede? Bu 100. yıl dalgası dümeni. Burada yazmıyor Abi mu? Beşiktaş'ta da açık arttırma var. Orada olabilir abi. Yok, bizde o da yok. Beşiktaş'ın açık arttırmaya bakabilir miyiz? Bakamadık ki üye ol, kartını tanımla falan yazıyor. Yani daha girmeden öpmeye çalışıyor. Bu da değil ya. Bu olabilir abi, Bu da basit değil. diyorsun. Bu da değil. Bir tane böyle bir saat var. Köstekli saat. Aksesuarlar saat diyeyim. İnanılmaz bir köstekli saat. Atatürklü falan böyle. O kadar güzel ki. Başkan Ahmet Nurçevi olmasa alırdım.
Arama butonundan yazabilirsin istersen. Aha bu. Şahane bir şey. Bak, Atatürk var dışında böyle. Burada imzası var. Doğum tarihi, ölüm tarihi. Felaket bir şey bu ya. Buna bunu bayağı beğendim. Abi Adeset Store'da bakar mıyız son olarak? Aa, Adeset Store'da mı var? Trabzon'u çok beğendim. İçlerinde en çok Trabzon'u beğendim. Taraftar dostu. Fiyatlar çok ucuz. Aa, bayıldım Trabzon'a. Helal olsun. Gayet uygun abi ya. Adam taraftarını düzmeye çalışmıyor. Gayet uygun. Ben Trabzon'un başkanını beğeniyorum ya. Yani. Trabzonlular gakkuk ediyor. Adam hiçbir şey yokken gitti durup dururken papara mapara bir sürü para getirdi Trabzonspor'a. Ürünler gayet ucuz, uygun. Öyle çok şekilsiz, şemalsiz ürünler de değil. Gayet de uygun. Trabzon'dan bere bakmadık. Bir de bere bakayım ya. Trabzon'da bere 50 liradır ve dünyanın en güzel beresidir mesela. Berenin membağıdır Trabzon. Balık falan vardır berede böyle, ne güzel o olur. O kadar yani. Tatlı bereler geliyor ki şimdi Trabzon'da. Niye izleyin? Günlük yiyeyim. Aksesuar da bere olmaz yok mı? Herhalde. Var var. Var mı? Olmaz mı baba ya? Bere koleksiyon, bere kataloğunu açtık Trabzon'daki. Takke de satıyorlar galiba. Baksana mesela şunun. Bak şunun vereceği soba üstü mandalina kokusunu veremeyen parfümler var. Bak. Budur ya. Bu mesela bak. Bak klasik. Bu gerçi çocuk için ama bunun büyüğü de vardır. Büyüğü de vardır bunun. Ama bir arıza var. TS Club'ı kınıyorum. Kasket yok. Kasket olmalı bence. Aa ama Abdullah Avcı yeni geldi. Getirirler kasketi yine. Belki de vardı günahlarına. Bak o aldı. Çocuk için yaptığınızı niye büyük için yapmadınız? Benim de eleştirim o bak. Şu çocuğa yapılan. Çocuk ya bu. Aynısının büyüğü. Yap abi. Bak o yok. Çocuk için yapılanın büyüğü yok abi. Kasket neyse, varmış bu arada, şey özür dilerim. Tam Trabzonsporlardan. Erkek ürünler. A takım ürünler. Kasket yüzünden özür diliyoruz. Trabzon camiasıyla aramızdaki sıkıntı. Biraz hassas camiada. Tabii tabii. Giyime baksak daha iyi değil mi? Giyim. Oy güzel lan. Pahalı geldi biraz ama. İyi geldi bana niye? Hangi store'da 680'e kazak bulduk? Beden ne diyorsun? Abi herkes 5X large satıyor. Benim kulübüm 2X large. Hayırdır? Badici spor mu bu? Body shaming yapıyor Beşiktaş. Abi inanılmaz kötü ya. 5X large. Mis gibi aldım mesela Adana Demirspor. Murat Sancak bir tane yolladı bana haftaya 5X large. Yayınlarını severek izliyorum kardeşim diye. Şundan haftaya bununla çıkıyorum yayına. Ay tişörtler, tasarımlar biraz kötü geldi. Evet. Şu böyle yana çizgi sevmem. Bundaki sıkıntı o. Atatürklü bir diğer tasarım. Güzel, fena değil ya. Fiyatlar iyi. Yani diğer kulüplere göre. Gold fiyat... mesela iyiymiş. Aa, benim tişörtüm işte. Bura lan. Bir şey geldi ama aklıma, dillendirmek istemiyorum. Yağmur yengeyi alırsın bundan. Kendine de alırsın, giyersin. Ne giyilir lan bu harbi? Ankara gücüne Adana sokak lezzetlerini şunla çeksem ya. Of.
İlk yenilecek şey dayak. Ne giyiyorsun lan kardeş? Enseme çakıyor herif. Bu ne lan? Ay! Bıçak direkt. Ya şu yazıya ne gerek var 1940'a? Olsun. Font çok güzel bu arada. 3x large'ı da var. Alır giyerim bunu abi. 3x large'ını çektim mi bunun? Fener ADS maçını şununla takip. Güzel lan. Şu iyi. 700 liraya biz inandık. Şampiyon bilmem ne. Güzel. Alana Demirspor'u beğendim. Vallahi beğendim. TS Club'dan bir tık pahalı. Diğerlerinden bir tık ucuz. Evet. Arada. Yani evet. TS Club en iyisi. Söylüyorum bunu yani. Çok en iyisi. Fiyat performans sonra. Evet. Abi halk dostu herifler ya. Bu arada Trabzon'da yemek de yedim ben, gittim falan. Trabzon şehir olarak çok ucuz ya. Yemek falan da bayağı ucuz. Bayağı iyi bir şehir o konuda. Yayınımızda o tarihi ana geldik. Zula'dan Antep fıstıkları çıksın. Antep fıstıkları çıksın. Bütün gün bu anı bekledim. Ben de bütün gün yakışıklı erkekleri düşündüm. Hayatımda ilk kez. Gerçekten sabahtan beri beni mi düşünüyorsun? Seni hiç düşünmedim. Yakışıklı erkek dedim. O sebepten dolayı. Cans. Çünkü kötü, kötü bir adamsın. En yakışıklı erkekler UFO'su. Başlıyor. Chat'te şu anda. Ve bir ciddiyet istiyorum hepinizden ve ciddi yorum. Dünkü konsantrasyonumuzu unutmayın. Yani hangisi seni daha çok rahatsız eder? Konsantrasyonumuzu. Çok rahatsız edici bir isimle başladık. Geldim. Kuzeyden açtık kapıyı. Şimdi Unlost kişisel olarak da tanıdığım, çok da sevdiğim bir isim. Bilal Hancı da aynı şekilde. Ama bir erkeğin Bilal Hancı'yı böyle bir kulvarda yenebilmesi çok zor. Zor. Tecrübelerle sabit. Bilal Hancı dedik. Güzel. Murat abi GF ederim. En azından hesap ediyor. Hayda. Çok zor ya. Aykut Elmas. Aykut'u mudur bu ya? Şimdi... Erkan Baş yakışıklı bir adam. Yani... Zaten. Erkan Baş'ın neden şaşı fotoğrafı? Erkan Baş yakışıklı bir adam. En kötü fotoğrafı evet. Bile Aykut Elmas'tan yakışıklı duruyor bu arada. Şaşı bu arada değil mi fotoğrafta? Evet evet. Ya biraz yamuk bokuyor evet. Yine biraz de her mi? Öğün patates yemem yani. Ben... Erkan Baş diyorum galiba. Erkan Baş ya. Erkan Baş'ı sağa koymuşlar bir de. Değişik. Sağdaki bir Erkan Baş daha da çek. Baksana ben varım. Haydi. Rakip şaka mı? Şimdi ilk turdan zorlu kura çekmişim. Öncelikle Crocs'lar. Baksana abi Crocs'lar falan giyiyorsun. Yani. Çok şey diyor yani. Gel bana şey diyor. Sen beyaz maskara ten, daha iyi söylüyorsun. Beyaz ten hastasıyımdır. Beyaz tenden devam. Ben bana da ben gibi geldi. Cellat 36. Hasan Can 31. Abi de rahatsız edici bir insan. En azından parası pulu var sağ deriz. Soldakinin ya, parası ben... olmadığına inanman... Beni çok mutlu etti. Hayır, senin adına. Soldaki daha zengindir bu arada. Kalın soldaki basara. Sağdakini alır gibi geliyor bana para işinde. Gerçi yok lan. Hasancan. Soldakinin baba da zengin bu arada. Egzene iş soldaki... yapıyor. Babadan zengin abi. Maalesef soldaki. Çok kararsız kaldık. Babası ne zengin lan Hasancan Kaya'nın? Cellat'ın. Cellat'ın baba zengin. Aynen. Bilmiyordum ben bu infoyu.
Biz de neyi biliyoruz aslında, bize sorun. Bizim bilmemiz sorunlu. Ya yani komik erkeğin de bir yakışıklılığı vardır. O yüzden cellat. O yüzden harbi cellat. Komiklikten cellata gittim gibi. Yani durduk yere sorular sormaz en azından. Değişik. Ya şöyle bir şey demiyordur. Sen nerede oturuyorsun bebiş salak? Sen söyle. Manyak falan demiyordur. Yani sıçma hikayesi sormaz. Şimdi. Yalamayız gibi geldi. İki yakışıklı. İlyas Bey'in keşke gençliği olsaydı burada. Çok şey değişirdi. Bilmiyorum. Yine kaybederdi büyük ihtimalle. Yine kaybederdi de. VS'yi seç abi. Of. Hayda. Oy. Ama bu fotoğrafı kopmaz bu adamın ya. Aldı şey sultanlığınızdan burada... bıktım be. Bir saçı şey var bu adamın. Haksızlık var. Sağdaki adamın kulağı var, solda giriyor. Ahmet Bey niye boydan koymuşlarsa? Karizmatik bir adam çünkü. Ya sağdaki rağmen, ya sağdaki sümüğü falan böyle oynuyor. Yani hiç tercih edilecek bir erkek değil. Fırat abinin kötü bir fotoğrafı ama ya sağdakinden her türlü iyi. Osurmaz en azından. Tabii osuruyor, sümüğüyle oynuyor. Yani her türlü kötü iş var sağdakinde. Bir de yani eksiklerine rağmen, kulağı olmamasına rağmen Fırat abi her türlü daha iyi. Fırat abimin kulakları var, geçen gün gördüm. Karizma Kartal şaka hoca. Kartal Tibet ne ya? Tarkan. Kartal Tibet final adayım bu arada. Baya yakışıklı bir adam. Tarkan başka bir adamdır abi. Tarkan. Oy. İkisi de kültür artışı. Tamların çarpışması bu. Paraya yön veren adam mı? Tepsilere yön veren. Yani paraya yön veren derken ya bu abi. Çok zayıfladı. Bir rahatsızlığı da var galiba Cezene Buran. O eski o tombul şirin halleri gitti. Çok zayıf, babasıyla, düz bir adam kaldı. Babasıyla arası kötü. Nebati daha karizma geliyor bana. Yani daha böyle kır sakallarıyla falan. Çok relax bir adam abi. Çok karizma ya. Çok womanizer geliyor. Volkan Konak mı, Benekli Ayhan mı? Al başına belayı Volkan şimdi. Konak. Volkan Konak'ın dayak yediğini hiç duymadık. Sanatçı adam iyidir ama ya. Ya en azından şiir, bak şiir, sen şiire gülebilirsin ama şiirle çok fazla kadının gözünde çok fazla adım atlıyordur Volkan abim. Sen gülebilirsin, sen beğenmeyebilirsin şiiri. Ama kadınım, o güzel yanaklarının altındaki bilmem ne diye girdiği zaman yani çoğu kadında birçok yara açıyordur. Başka soldaki adam, küfür ha? ediyordur. Soldaki kardeş vermeyeceksen niye çağırdın bu gece buraya kardeş falan diyordur. Yani onun yani bir kadına hitabıyla de... Volkan Konak'ın bir kadına hitabı, hani o aralarındaki naiflik farkı çok ciddi fark açıyordur. Ya sağdakine soyunulur. Devam. Estağfurullah. Enkaz adam gibi abi ya. Bu adamlar. Soldaki abi. En azından Amerika'da yaşıyor Halil Hoca. Ya Halil Enkaz abi harbiden Amerika'da işte. Yaşıyor ve bu arada... iki günde Halil abiden iki günde bir şöyle tweet geliyor. Bu tweet'i favlayan 5 kişiye forma. Sürekli abi Galatasaray Store'da bu kadar forma yok. Girdik baktık, bu adam ne yapıyor ya? Ve Hetox hastasıdır. Çok severim bir de ya. Ne adam diye. Ay. Ben Ali Yiğit Buruk'u bu tur Bil Hoca'nı bay geçtiriyorum. Ali Yiğit Buruk'un bu oylamada olmasını istemiyorum. Daha çocuk önceki istiyorsun. Aynen öyle. 18 yaşının da altında olduğu için. Bil Hoca'nı bay, yani rakibi yokmuş gibi geçiriyoruz. Ali Yiğit kardeşimiz daha 18 yaşının altında, küçük bir kardeşimiz, onu eliyoruz. Çikolata var mı ya yenge? Ya abi benim adamlar geldi ya. Of. Konuşan adamın sülalesi gelsin ya. Şekli yakışıklı Savaş abi maalesef. Hamburger yeme videosu çok öne atıyor ya Savaş Bey. Oğlum Savaş Cebeci. Savaş Cebeci videolarını ben takip ediyordum. Savaş Cebeci şu an şişman lan. Fit değil. Evet. Farkında mısınız? Şişman bir adam yani. Hani
Sporcu, fitnessçi, Savaş Cebeci'den şu an influencer şişman bir adama döndü. Antrenörlüğü bıraktı. Niye öyle oldu adam? Eskiden mesela duvar gibi bir vücudu vardı. Hakikaten ben hakikaten eskiden izliyordum bu arada. Hani abi sen niye izliyorsun? Sen hayatında fitness mi yaptın? Ben keyif alıyordum yani öyle hani muhabbetlerinden. İşte şu kadar gram bu yenir. Göte biraz iğne vururuz ve ondan sonra bir iki saat daha çalışırız. Şu an mesela o hoca tavrından şişman bir influencer'a döndürttü mesela kendini. Hak ehlidir. Dayaktan sonra mı oldu? Dayaktan abi? Önce şişmandı yok, abi. Abi dayaktan şişman. Önce bir tane boks videosu var. Neredesin canı? Cidden sen neredesin falan dediği var ya. Orada mesela bayağı göbeği var yani. Ama eski Savaş Cebeci şu an bu adamdan yakışıklı ya. Eski vücudu olsa yıkılmazdı o videoda. Soldakinin şaka mı? Hiko'nun en iyi fotoğrafı lan. Fotoğraf yani. Şaka mı lan? Hiko'yu alıyor lan. Yakışıklı bir adammış bu adam da. Merhabalar. Beyefendinin keşke ismi olsaydı. Dream Job deriz buna. Amma yazıtan adam. Atan Furkan. Ya, Türkiye'de böyle tanınmak çok zordur ya. Ya bir daha ekranda beyazlatan adam diye yazsın istemiyorum. Furkan'ım da çok yakışıklıdır. Batum. Sağdakinde de beyazlatılmış bir... Tabii saçları beyazlatmış ama çok tatlı adamdır Batum ya. Sanırım soldakinin yardımıyla... Yok sağdakini kuaför şey... Neydi o herif? İkisi aynı kişi. Heyecan ciddi karizma adamdır bu arada. Şu anda öyle. Ciddi karizma adamdır. Heyecan ve muti... Ay. Mertcan Hoca, senciyiz. Mertcan Hoca, Mertcan Hoca'nın dansı, o ayak dansı falan onu çok öne çıkarıyor bir kadının gözünde. Mertcan bağır abi. Üf. Sağdaki final adayım. Ve erkek geldi. Oğuzhan ve erkeği yarattı. Ya Oğuzhan, Oğuzhan abi aldırım. Sert bir eşleşmeye denk geldi. Ya Emre... Emre çok sert eşleşme abi. Yeterli reddediyorum. Ya Emre muhtemelen Oğuzhan abi giydiği kıyafetten dolayı yargılayacak bir insan. İki tane fanatik. Niye en böyle giyiyorsun? En büyük fenerli ve Rambo Okan. Evet. Rambo Okan bu listede olsun istemiyorum. O yüzden VTCN abine devam ediyorum. Ferit abim yakışıklıdır ya. Zaten. O da var zaten ne? Soldan devam. Sağdan devam. Sağcıyım ben mesela. %100 senden yakışıklıyımdır. Yapmayın beyler, bu adam çebici. Resmini yani, yok. Yani çebi öven tek açıklaması yok. Röportaj adam diyorum. Sağdakinin çalıntı tek WhatsApp SS'i falan yok. Kolpağınısı yok. Mizahını yapıyor. Yok. Oyununu oynuyor. Filmine yapıyor. Karpuzunu gönül kesiyor. Devam var. Ediyor. Gönül bağımız sonsuz. Bir de ben realde gördüm. Mesutcan Tom'a inanılmaz kokuyor. Ne diyorsun ya? Bir video çektik. Dedim birader senin parfüm ne ya? Öyle bir şey olamaz. İnanılmaz kokuyor. Sen kötü kokuyor. Kötü kokuyor mu anladınız? Öyle mi? Evet. Dedim niye böyle i̇nanılmaz bir şey söyledi? Kokuyor ya. Acayip yani. İyi anlamda. Lan dedim bu nasıl bir parfüm dedim ya. Herif çok acayip kokuyor. Ya, lavuk yıkanmıyor. Yok yok tam tersi. Bambaşka bir şeyle yıkanıyor yani öyle diyeyim. Tuhaf bir koku vardı Mesut Can'da. Sol. Çok hadi zor bir eşleşme. Finale bayılır. Et hoca. Ne çakalı ne çukalı ya o saçlar. Allah sağdaki, sağdaki vefat etti bildiğim kadarıyla. Solu geçirelim abi direkt. En azından dolanmaya sol bayı yapıyorum. Geçsin. Sağ evet. Vefat etti. Üf. Sağdaki. Sağdaki ya. Abi siz soldaki abi, hiç adam... videosunu izlemediniz mi? Soldaki cazibe. Sağdaki adamı bilmiyorsun sen herhalde abi. Soldaki eski Beşiktaş fenomeni. Yani ben Santus Yarkın. Tanımayanlar olacak belki. Sağdaki adam burada azar yemesine rağmen Recep Vedi'yi bırakmadı ve doğum gününe de geldi. Bil yani sadece bunu bil yani söyleyeyim. Götü çıkık adam ya. Doğru karar. Bence de. Haydi. Çok zor ya. Evde ben. Maç izlerken ben. Sağdaki dünyanın en acı biberini yeseydi hastanelik olmazdı. Pala diyorum. Rasim Hoca yeni boşta.
Hüseyin Aktepe gibi geldi ama. Hüseyin Aktepe. Daha erkek bırakın. Be abi Hüseyin Hoca. Maalesef daha erkek. Daha devam. Öyle bir erkek erkek geliyor bana be. Çok zor işte. Anladım ya. Erken final. İki büyük fenerle. Serdar abi çiğ uçuyu yapamıyor. Erkek ikili abi yani. Bir şey diyeceğim. Yapay zeka hakkında Serdar Ali Çelikler'in konuştuğunu gördünüz mü? Konuştuğunu ben gördüm. Konuşmuş Ersin olduğuna korkun. Eminim bir yerde. Ben de eminim. Spor servisi şeyde kırmızı çizgide hatta kitap falan da öneriyordu millete. Şu kitabı okuyun, bu kitabı okuyun diye. Fetel'in Serdar Ali Çelikler'e faul yok. Abi Serdar Ali Çelikler her konuda Ersin Korkut'la eşleşebiliyor. Ama ağızla kapı zili yapma konusunda Ersin Korkut'u asla yakalayamıyor. Yani birçok yetenek kümesinde çok birbirlerinin üzerine örtüyorlar ama ağızla çiçiv 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 o yok mesela o adamda. Üstün olduğu bir konu vardı ama. Hetox'un yanında çıkma dersin Korkut için. Ama işte çiçiv çok acayip abi. Of. Erkektir ha. Benim final adayım öyle diyeyim size. Finalist maalesef. Tek büyük geldi galiba. Ülke eşleşme mi? Yok değil. Yok, soldan devam ama. İbrahim abi hafif almayın. Yani İbrahim abi. Genetik çok kötü be abi. İbrahim abi Reşit mi bu arada? Reşit. Apinden Goye'nin burnu şaka mı lan? Apinden Goye çok karizma. Ama ben diyorum ki Türkiye'nin en yakışıklı erkeğini seçiyoruz. Bu adam 6 ay sonra Moskova'ya transfer yaptı. Ben bu adamı Türkiye'nin en yakışıklı erkeği seçtim. Ben bunun üzüntüsüyle nasıl devam edeceğim? Eleriz bir dakika. Zor, zor. Ya bizim vatanımızın mutasyondan devam. Abi sağdaki yine yani Allah karşımıza çıkarmasın öyle değil mi? Sağdakinde hiç yok. Oh. İşte beni zorlar. Atakan. Kimseyi kışkırtmaz. Galerci Yusuf'tan devam edeceğim. Çok kışkırır o da. Yani kimseyi kışkırtmıyor da yani. Parasını vermeyin. 200 binimi verin. Ya tamam vereceğiz. Tokatçı mısınız ya? Ama Atakan Özyurt da çayı bu kadar demsiz içmiyordur. Orada da bir arıza var. Abi Atakan harbiden. Özyurt. Ay çok su ya. Atakan Özyurt'un bir tane videosundan bir sahneyi söyleyeceğim. Asla Galerici Yusuf onu yapamazdı ve geriye düşer. Ne abi? Bunlar Bilal'i kışkırtıyorlar. Tamam mı? Bilal de annesiyle konuşuyor. Annesine diyor ki anne şunlara bir şey söyle ya falan diyor. Hoparlöre veriyor. Bilal'in annesi Atakan diyor. Atakan da diye bağırıyor kadını. Keyfi. Hatırladım gözümün önüne geldi. O sahneyi hatırladınız mı? Evet evet. O sahneden dolayı Atakan Özyurt. Gerçekten gerçek miyiz'e? Sağ. Bir de bu karizma abi. Şu tekno sakalı. Bilgili bir erkek. Uzman mı alanında bir kere? Soldaki de analında uzman. Cihangir Bey'in gözler ne kadar iyi ya. Şakasız. En azından Amerikan başkanı Cihangir. Tabii. Ya Kerimcan'ın... Bakımlı insanız Kerimcan herhalde. Açık açık ara. Kerimcan'ı... YouTube kanalını severek izliyorum. Önce kendimle ilgili bir itirafla başlayayım. Şarkısı da güzel bence. Peşindeler peşimde şahane şarkı. Onu da ezbere biliyorum. Evet. Video çekmezdi. Cihangir Hoca'dan devam. Meczup olarak görüyorum. Kerimcan Durmaz diyeceğim galiba. Doğru Türkiye'nin bir numaralı starı. Abi. Türkiye'nin bir numaralı starı diyorum. Kontra Volta Fevzi ne kadar uğraşırsa uğraşsın Erzincan'dan CHP'ye vekillik kazandıramazdı. İkna ediciliktir yakışıklılık. Kontra Volta Fevzi Kılıçdaroğlu'nu daha az seviyordur bence. O da bir Fevzi'nin artısı. O da Fevzi'ye artı yazıyor. Komik adam. İkisi de komik. Evet o da Mustafa Sarıgül'e artı yazıyor. Evet. Çok iyi bir dansçı Kontra Volta Fevzi. Bir iki kere dans ettiği videoları gördüm. Dans da erkeğe artı yazar.
İstanbul'da koca bir ilçeyi soymamıştır birkaç kere. Tabii denememiştir. Böyle deneyimleri de yoktur. Fevzi Hoca gibi duruyor. Fevzi Hoca. Oo. hadi hızlı. İki ağzı laf yapan adam. Aydın insan. Siyaset yapacaktım. Birbirlerine çok benziyorlar ikisi de. Yapamadım mı? İkisi de aşağı yukarı 18 yaşının altı apolitik ya. Gençlerin çok sevdiği iki insan. Robota laf sokmayan adamdan devam edelim. Ben Efe Aydal'da hiç yokum ya. Oğuzhan ben abim en azından. Oğuzhan abim en azından. Program yapmayı biliyor. İki günde bir şaka da yapıyor. Şaka dedik gelen adama bak ya. Şaka kralı geldi solda. Özel bir adamdır. Of yapma. Türk değil. Yani bizim vatanımızın evladı değil. Evet. Bir de 44 milyar dolar verdi Twitter'a. Şu adam kadar Twitter'da etkisi yoktur. Tabii canım. Erbi Mert 1080p'ler. Daha çok seviliyor mesela. Bakacağız. Bu adam değil mi? Bakacağız. Göreceğiz. Bu adam derim ya. Bu adamı elersek ya. Sıkıntı yaşayabiliriz. Ya bir tarafta Kur'an satan, bir tarafta Kur'an alan. O da satıyor da. O da başka türlü satıyor. Yani yanlış karar verdiniz bence. Fiziki. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adam mı? Soldan devam. Ruhi çevirme. Ondaki sebep belirtmek istemiyorum. Soldakini anladığımız dönemlerdeyiz. Ama yine de yakışıksız bir hareket. Sağdan. Kınıyorum evet, soldakinin şiddet eylemini. O yüzden soldan devam. Şiddete karşıyız ama anlayabiliyoruz artık. Daha iyi anlıyoruz. Ama müteşebbis bir burnu var. Hoşuma gitti. Değişik yüz hatları var. Sol diyorum. Bir de çocuk istismarı. Çocuklardan kaçıyoruz. Of. Dünyanın en zengin adamı bu arada büyük ihtimalle. Büyük evet. İhtimalle. Öğle yemeği arkadaşlar. Ve ondan devam ediyorum. Hadi bir git ya. Oo. Birbirine çok benzettiğim iki insan bu arada. Soldaki çok rahatsız etti bakışıyla. Ali Ece'yi bandanasız mı düşüneceğiz peki? Yani adil olması için. Abi çılgın dondurmacı Ali Ece'yi yer karizma işine. Çok kıvrak ya. Bak en iyi Beşiktaş konuşan erkek. O başka bir şey. Ama en yakışıklı erkek. Ya Bilal Erdal zor. Yani Jarney'in evet, birçok konuda Bilal Erdal'ı yenebilir hayda, ama. Haydi. Hadi bir git ya. Çok çok doğru karar. Bu kim lan? Bilmiyorum ben bunu. Bunu vallahi bilmiyorum. Meşhur hoç kim? Ya yayın dışı izle diyeyim ya da bir kenara aç izle. Aynen yayında açamayız. Öyle diyeyim yayında açmasan iyi olur. Yani YouTube'da tanımıyorum o yüzden bu adam. Özel bir pilav tarifi var abi. Yani kesinlikle fena değil öyle diyeyim. Mamı suyuyla yapıyorum diyen adam. Aynen. Beni duyuyor musunuz bu arada? Evet. Duyuyoruz. Teşekkür ederim. Oğlum az önce konuştuk ya. Doğru söylüyorsunuz. Eren Karayılan lan. Candır kardeşim. Discord'dan bildirim geldi de abi o yüzden sordum. This will make you come in. Kolpağını atmazsa. %100. Yani nohutçulukla ilgili hiç kolpağınısı yoktur. Hiçbir savcıya bir şiddet eyleminde bulunmadı. Hayda. Sol final adayım. Yer. Elenmesi çok zor bir erkek. Elenmesi çok zor bir erkek. Foxy Champion'ın fotoğrafı şimdi. Evet, adliyelerde sık gördüğümüz iki insan. Yani vatana millete zarar dokunmadı soldakinin. Aynen öyle. Bir iki yayıncıyla kavga etti, bilmem ne yaptı ama şimdi elinde, ekmeğinde, vatanına vergisini veriyor. İyi bir Galatasaraylı. Çıkıyor kongrede konuşuyor.
Ben bu adam derim abi. Bak bir tane Afrikalı kız öldürüldü. Onun da avukatlığını yapıyor şimdi. Abi ben bu adamları hiç sevmiyorum. Çok Şifa. Bağırıyorlar ve pisler. Yani tavuk yani, döner satıp inanılmaz bağırıyor. Yani döneri tavuk döneri o kadar bağırarak satmaman lazım. Bir kere mavi gözlü. Destroyer PM'den devam. Sensin o kardeşim. Hakkı mı? Tanımadığım iki insan bir sonraki sağdaki, tur elemek için hakkı diyorum. Sağdaki tombala çekiyordu. Semih Varol mu? Ya bu memleketin adamı nasıl? Abi bu memleketin adamı. Ne tanıttı Trump ya? Var olsun. Adam. Bak, sol. Tartışılmaz mesela. Oha diyorum Serdar. Buraların adamı. İşte beni zorlayan soru. Boy farkıyla Ebony Hoca. Boy farkıyla Çaycı Hüseyin. Ebony çok mu kısa? Onun şakası mı yaptın? Değil. Ya bugün şeyi gördünüz mü? Dilan Polat krem istemiş. Gözaltı. Gördüm. Ya sesten dolayı Çaycı Hüseyin diyeceğim. Çok karizma bir ses. İnanılmaz. Oo. Umut o şakayı sen yapacak mıydın? Ben girdim araya. Cans seviyorum seni. Ben yakışıklı konusunda ben yalan söylemem. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Of vücut. Bu arada Necip gerçekten eski yakışıklı bir adam. Yalan. Eyvah. Necip'e yapma. Basınca donma. 61'e 64'te donmaması lazımdı bu program. Necip yine mi kırmızı gördün ya? Lan Necip. Aha geldi tamam. Abi sağdaki yılan soktu. Yok uçakta emdiler düzeldim bilmem ne. Biz Hakan abiden de bu. Alçak. Of. Zor. Azat Hoca. Zor. Azat Hoca. Sana değil mi? Dünyada cenneti yaşatır. Standart Tolga çok itici bir adam. Acun abiyle kötü biz iyiyiz. Düşmanımın dostumun düşmanı şekli. Bu kim ya? Bu kim ya? Cemal. Bir sonraki tur elemek üzere bu adamı seçiyorum. Hayda. Ya. Kolay tur Nebati için. Evet. Nebati heyecan iyidir. Muti de iyidir ama bir yerde bu arkadaş iyi yükseldi öyle diyeyim sana. Destroyer PM. Aa Emre Hoca yazık oldu be. Sensin o kardeşim. Hay aa. Yedirmeyecektim de. Abi senin bu Crocs'ların altı niye bu kadar pis? Ne bileyim ya hiçbir temizlemiyorlar nasıl profesin niye bu kadar tipi hakikaten? Asfalta mı bastın ya? Yok be abi. Abi ya. Zifte mi dolaştın ne yaptın? Bacakların. Yolu, çamur. Ben kendimi bir iki tur daha atlatacaktım ama kısmetse olur Emre. İyi bir erkek. İyi bir erkek. Yes. Ve ben objektifliğiyle bilinen bir insan. Fotoğrafın orijinalini bana atabilir misiniz beyler? Varsa elinizde. Sol. Crocs'lu arkadaşım. Sağ ya. Sağ ya. Hamburger yeme videosunda. Amerikan vatandaşlığı beyler. Of. Gelme işte be. Tahmin ettiğim soru. Gelme başıma be. Bilal önce oha diyorum Serdar. Abi hikayeyi bir de kurttan dinlemek lazım bence. %100 öyle de. Ya oha diyorum Bilal önce. Ya elinden çok iş gelen erkek değil mi? Çok cazip geliyor. Ya öyle de. Kur'an'ım sana niye cazip geliyor? Tercihler. Bu adamın da girdiği tuvalete girilmez. Bir oturuyor 28 tane eti puf yiyor mesela. Yani Bilal abi yine düzgün besleniyordur. Yani soldakiyle date'deyiz. Eve geldik. Ya ben bir tuvaleti kullanayım dedi. Ya tuvalet 2 gün iptal. Yani Bilal abi yine daha presentable bir erkek. Abi sağdakinin evine hiç postadan bok gelmedi. Eksik bir de o zaman göreydim ben onun şakaları. Kriz yönetimi önemli. Kriz yönetimi. Yani evet. Bu adam evine bok geldikten sonra hayatı bu kadar toparladı. Bu soldaki adama bir itibar suikasti var. Bu tipte de değil bu adam. Kınıyoruz ya. Çok yakışıklı bir adam. O yüzden Fırat Sobutay.
Bilocan. Ferit Hoca ya. Ferit Hoca. Ya, Bilocan bay geçmişti. Ferit Hoca'nın Ferit Hoca abi. Aynen öyle. Ferit Hoca yan kesici değil, bir şey değil. Şafak Hoca. Şafak Hoca. Allah'ıma daha yakışıklı sen adam. Sen ayakkabı tamircisin. Yap. Şafak Sezer'in kötü bir fotoğrafı bu arada. Daha karizmatik bir adam. Gerçekten. Alemin kralında Şafak Sezer bağırıyor şu an. Yüzüğü çıkar diye. Soldaki hükümet istifa diye bağırsaydı sonra geri adım atmazdı. Ya, bağırdım derdi. Götümüz, başımız ayrı oynuyor. Hüseyin Hoca bay zor. Geçti. Bence. Zor. Bence abi. De. Sağdakinin göbeği kadar. Sağdakinin figürler çok farklı figürler ya. Şu an kafamda iyi bir kontent var. İkisine bir göbekten alınabilecek lazım. Maksimum verimi aldı ya. Hadi burada Hüseyin Hoca diyelim ya. Top. Cellat gibi geldi. Cellat da ekonis. Yine şakadan ötürü cellat. Bu gece de cellat gibidir. Kur'an satmaz. Aynen öyle. Doğru. Alev. Oy yapma. Çok zor ya. Yani. Saçlar mı kapışıyor? Beşiktaş'a zararı yok sağdakinin. Şenol Hocam'ın kankasıdır. Tabii tabii. Soldaki mi? Sağlayın. Ben yapacaktım. Volkan Konak'tayım. Abi şiir çok mesela. Mete Hoca'nın da saçları ama bu adam da lüle lüle saç. Yani. Ve yıllardır. Ve bir şiir işi var yani. Mesut Can Tomay. Tomay Hoca'dan devam ederim. Galiba öyle. Bence de. Daha hayvani bir yakışıklılığı var bu adamın. Talihsiz adam bir fotoğraf olmuş. Ya bu adamın şakası benim tarzım. Hangisi? Yani oh, pilavı nasıl yaptığı sorusuna verdiği cevap benim daha şaka tarzıma uygun. Vücutlar yarışıyor bu eşleşmede. Ama o adam şaka yapmıyor abi. Buna inanarak söylüyor. Ya Yeşil bu adam... Yazıyor. Özel bir adam ya. Kötü çıktı. Devam. Ya. Erkan Baş bir solda bu sefer. Daha iyi bir yerinde. Aa, Arda Hoca be. Arda Hoca ya. Ya kırçıllı sakalın en yakıştığı adam herhalde. Kırçıllı sakal başka gitmiş. Necip siteyi çökertti. Eserlenenleri eleyecektik zaten. Kendimize itiraf Kartal edelim. Hoca. Kartal Tibet deriz bence. Kartal Tibet kaç iPhone verdi? Ama onlar fake gibi. Daha inandırıcı bir insan Kartal Hoca. İsmi Kartal ya, ne anlatıyorsunuz? Zaten. Eren Karayılan ya. Sağdaki fotoğraf beni taciz ediyor abi. Solu seçebilir misin ya? Hakikaten rahatsız etti beni dondurmacı. Metin Hoca. Abi Hiko Baba'nın böyle bir fotoğrafı olması... Bir şey diyeceğim. Eşref Hakimi'ye benzemiyor mu? Sağdaki Eşref Hakimi donunda sallıyor lan. Çok benziyor ama. Fotoğrafın çok altında vardır bir ya. Eşref Hakimi. Sana öyle diyeyim yani. Bambaşka çıkmış herif ya. İko Baba diyeceğim ya, Halil Söğretmez de. Ama bu fotoğrafın bir fake olduğuna da inanıyorum. O yüzden hani bildiğimiz bir tiple devam etmek istiyorum aslında ya. Yok yapay zeka ya bence. Yapay zeka değil ya. Sağdaki adamın yüzü böyle bu arada. İko Baba'nın yüzü böyle. Saçı da böyle. Ama işte o kadar yakışıklı değil kendisi. Göreceğiz. Karanfil hocama alayım. Karanfil. Bir tane devlet memurunu tehdit etti mi? Yok. Sağ. Sol. Röportaj adamı başka severim. Ersin. Oo, sol. Bay geçti. Bay geçti maalesef. Koşar Hoca da kötü elendi ama. Of çok sol. Serhan. Azat Yılmaz. Hayda. Beni zorlayan bir soru olur. Beni zorlayan bir soru olur arkadaşlar. Işte hangisi Paris'te yere şey döktü, alkol döktü. Pahalı alkol.
Eyfel'in önünde. Sağdakini görmüyoruzdur öyle diyeyim, her hafta yapıyordur. Çok zengin bir adam Hakan Ural. Sağdaki harbi viskide yıkanıyordur bu arada. Babası da bayağı zengin. Babasıyla arası yok ama ya, babasından para gelmiyordur da. Evet o da var. Azat kim hoca. Babası? Azat Hoca'dan devam edelim ya. Metin Hoca. Metin abi. İki komik adam ama tecrübe maalesef. Benzer hayatlar. Sansasyonlarla dolu bir hayat iki taraf içinde. Sol taraftakinin de çok fazla kışkırtıldığı anlar oldu. Bir kere bir yardımcı hakem kışkırttı. Ama silaha davranmadı diye. Bilal Anca aynen öyle. Hastanelerle arası daha iyidir. Bilal abi. Şakasınız Arda diyorum ben. Uçaktaki gazetecilerle de arası daha iyi olabilir bence. Bak Bilal abi harbiden bu kadar yorum yaptım. Mesela yarın gelip beni dövmez. Sen yarın şimdi Arda Turan'dan dayak mı yiyeceksin abi? Hayır, Arda Turan'ın daha önce dövmüşlüğü var. Ben Hanzi. Bilal Anca diyorum. Ya. Sağ. Erkan Baş'ın daha kötü bir fotoğrafı var mıydı ya? Erkan yok, Baş bu tipte bir insan değil. Tıpkı Fırat Sobutay gibi. Oo sol. Sağ. Sağ eleyemem. Kolay kafayı kolay. Kafayı yemişsiniz ya. Gerçek bir erkek. Nebati. Ya siyasetin içinde bu kadar çene, çene başka Ağabey bir işte. Çene. Evet evet. Ali Biçim. Ali Biçim var da ya. Ali Biçim gibi duruyor. Terminatör. Ali Biçim'i kime eğilecek ki? Çok kuvvetli ya. Ki yemeği çok seven adam. Abi Burak sağdaki abi. Adam daha yakışıklı. Şu an. Yani. İki kişi gördük. Bir tane kulak vardı fotoğrafta. Kültür kapışması. İki farklı kültürün çarpıştığı nokta. İstediğin kadar şiir oku. Çiv çiv yapabilecek misin? Yapamıyorsun. Harbi kapı zili gelsin. Yapamazsın Volkan abi ya. Kapı zilinden patlıyorsun. Soldakinin Özcan Deniz'de filmi yok. Buralar freak show gibi. Sağcıyız. Sağcıyız. Maalesef Özcan Deniz'den dolayı aldı. Ya Oksi istediği davaya girsin, bir anda kamerayı durdurup çıkıp bir anda hop diye içeri girmeli oyunlar yapamaz. Yine de bir cübbe karizmasıyla beni etkiledi son dakika. Ben solcuyum, açıklıyorum burada. Sağ diyelim. Ali ürkütme bizi. Sağdan bu diyorum. Sefer sağ diyorum, sebebini söyleyeceğim. O dizi yeseydi Kerimcan'ın tipi bir daha görmek lazım. Bu adamın suratı aynı şekilde devam etti. Doğru. Yani o da var tabii. Kesinlikle doğru yaklaşım. Üç tur bayı geçiyor. Kim yiyecek bu herifi? Şaka anlayışı benzer olan iki kişi. Güldüğüm iki adam ama. Zor eşleşme. Kartal Tibet deriz ya. Azat Hoca bence. Azat Hoca ya. Parfümsüz Kartal Tibet asla o kadar iyi parfüm reklamı yapamazdı ya. Çok bayı geçilen bir tur oldu. Eren Karayılan ya. Göt önemli abi, götü çıkık artık. Adam abi artık. Bir şey diyeceğim abi, Eren Karayılan'ın götü de görmek lazım. Yok. Tat vermez. İyi olsa bilirdik. O kadar iyi olsa bilirdik. Sağdakinin IMDb'de bir filmi yok. O zaman soldaki deriz. IMDb saçmalığına da böyle yanıt veririz. Ya Fırat abi tipi çok düzeltti ama sağdakinin gerçek bir Karadeniz fırtınası var burada. Cücük sakal bitti be abi. Cücük sakallık bir şey kalmadı ya. Ve hala cücük sakal takılıyor. Sağ. Çıkıkçıyız. Götü çıkık adam. Boy birazcık kolay bir tur atladı. Bay geçti sağ. Erkan Baş'ı iyi getirdik buraya kadar ama. Erkan Baş zaten buralarda bitirir. Ya yani. Sera Kadıgil bile bu kadar buraya kadar getirmez. Aynen ya. Öyle. Kesinlikle. İki
Kameralar önünde dayak yiyen adam bu arada. Mertcan Bağrı da telimine dönmüştü. Tanıdıktan yiyor abi. Babasından da yedi Mertcan Bağrı. Mertcan Bağrı babasından da yemişti. E, ikiye bir. Ben biraz tamam. Savaş Cebeci'ye yakınım ben ya. Bence Savaş Hoca'dan devam. Of abi, çok zor bu ya. İki aynı adam geldi ya. Çok kötü. Solcuyum ben. Karizma. Çok kötü. Tek karizma. En azından daha iyi giyiniyor Azat Hoca. Daha zengin diye Azat diyeceğim galiba. Nebati babadan daha edebilir miyiz? Çok zor. Şuna ne ya? Bak Mesut, Mesut ağzıyla işte. O sesi yapıyor bu arada. Ya yani yapabilir. Yapar, yapıyor aynen. Mesut'un Ersin'de... Çiçiu yapabileceğine inanıyorum. Peki Ersin Korkut daireden son çıkan kazanır oynayabilir mi? Oynayamaz. Yok. Oynayamaz yok. Yani sanayide gidip millete sataşamaz bence. Aynen öyle. Ulan beyaz ıvcı ıvcı yapsa Ersin Korkut'u döverler. Zor turlara geldik son 8. Sağ. Sağ. Sol diyorum ben de Nurettin Nebati. Artık şu turdan itibaren tüm oyları alıp demokrasiyi kazandıracağım. Finali de izleyicilerimiz belirlesin. Bu dakikadan itibaren Acun Ilıcalı tamam. Gibi tamamen SMS'e döküyorum. Önce bizim SMS. Herkesten bir oy alayım. Tamam ben sağcıyım burada. 1-0 yakışıklı güvenlik. Ben Nebati diyorum. 1-1. Nebati. 2-1 Nebati. Ben yakışıklı güvenlik diyorum. 2-2. Ben de yakışıklı güvenlik. 3-2. Aldık. Nebati. 3-3. Başka adam var mı? Yok. Sendeyiz o zaman. İnisiyat. Yakışıklı aynen. Güvenlik. 3-3'te ben veriyorsam. Azat Yılmaz. Azat Yılmaz. Mesut Can Tomay. Ben de Mesut diyorum. Mesut Can Tomay. Mesut 3-2. Can diyorum ben de. 4-2. Bizi geri döneriz. Savaş Cebeci. Savaş Cebeci. Savaş Cebeci. Savaş Cebeci. Ya götü çıkıp neden buralara kadar of. Geldi bilmiyorum. Of. İşte bu olmamalıydı ya. Bana bir 10 dakika verin diyeyim. Ali biçim. Biraz derinlemesine düşünelim. Ali biçim. 2-0 olduk bile. Ali Hoca. Karar veriyorsunuz beyler. Ali Hoca galiba. Ben Bilal önce. Ben Bilal diyeyim ya. Ben de sansasyonel olaylara karışmadığı için Ali biçim diyorum. Dörtledi Ali Hoca. Yapacak bir şey yok evet. Yapma. Yapma. Sağ. İki baba geldi abi. Yine yakışıklı de Ali Hoca güvenlik. Ya. Bunun Ali cevabını biçim. Gece 2 gibi verebilirim ben. Biraz düşünmem lazım. Yani, burada Ali biçim ya. Talep ettiğim touch blue'yu getirmediği için Ali biçim diyorum. Ben de Ali biçim diyorum. O Ali biçim yürüs. Ben yakışıklı güvenlik diyorum yine. Gerçekten yakışıklı ve güvenlik. Yani bir kadının arayabileceği iki şey vardır. Güvenlik ve yakışıklılık. Adam ikisini de sağlıyor. Sen Ali Hoca'ya yakışıksız mı diyorsun? Kime? Ali Hoca'ya. Ali Hoca kim lan? Ali biçim. Ha. Yok yakışıksız sadece... demiyorum ama yani yakışıklı YouTuber değil adı. Anladın mı? Sadece yakışıklı Ali biçim. Yani, anladın mı? Yakışıklı ama güvenli değil. Aynen. Güvenli hiç değil de yakışıklı olsa yakışıklı YouTuber denirdi yani. Şöyle söyleyeyim. Öbür herife yakışıklı güvenlik deniyor. Evli barklı olmasına rağmen bilmiyorum. Ne yapıyor? Soldaki de başkadır o işlerde. Solda, ya eğer öyle işlere gireceksek soldaki hükmen yenilir de. Ben yakışıklı güvenlik diyorum. Ya ben dedim ben de ya taç kulüden dolayı Ali biçim diyorum. Ali biçim ben de. Ben yakışıklı diyorum. 2-2. 3 Ali biçim 3 deyim ben. 3-3 oldu. Sendeyiz. Sendeyiz yine. Güvenlik değil ya sağ bence. Yakışıklı güvenlik abi. Ah. Mesut Can Tomay daha komik. Bir kere. Kimseden dayak yediğini görmedik kanıtlı olarak. Ya, doğru. Bence de Mesut Can Tomay. Ki. Ali beni ikna etti. Savaş Cebeci.
Kavgası yok. Barışçıl düzgün bir hayatı var demek. Beyler Amerikan kimseye neredesin canı diye çağırmaz. Efendi gibi videosunu çeker. Meyvesini keser. Evine gider. Ben Mesut Can Tomay diyorum. Yani. Ben de Mesut Can bulaşmaz. Ben Demet Onur uyuyor. Savaş Cebeci diyeyim. Bir tane Savaş alsın. Hocam. Savaş Bey. Ben verdim yaz şeye. Mesut Can Tomay. Yakışıklı güvenlik. Oğlum şimdi anketi veriyorum. Anket bence evet. Evet. Türkiye en yakışıklı erkeğini seçiyor. YouTube toplulukta anketimizi açıyorum. Birazdan. Tamam, okey, tamam. YouTube toplulukta açıyorum. Acun abim o müzikten dolayı telif atar mı bize acaba? Atar. Atar gibi geldi bana da, evet. Mesut Can Tomay. Ben açıyorum şimdi toplulukta. Topluluk Arda kısmına Güler. Gelebilirsiniz. Bu arada bir kanala da bir abonelik alayım. Bir videoya bir like alayım. Buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz bir like, bir abonelik alayım. Ya ben Strapol'da atmıştım da orada şu an yakışıklı güvenlik %55. Yok yok, toplulukta yapalım. Toplulukta okay, yapıyoruz. Tamam. Tam demeden önce attaydım. Şu an yayın oluşturuldu. Abi chatte de açabiliyorsun ama. Chat'ten açamıyorum şu an. Chat'ten açamıyorum. Şöyle açabiliyor muyum diye bakayım da. %62 YouTube'da. Aa, chat'te açabiliyorum lan harbiden. Anket başlatışı açabiliyorsun, var. Açabiliyorsun. Dur, topluluk yaptık bu sefer de. Bir dahakini öyle yapalım. Topluluğa bakayım. Topluluk anketine nereden oy veriyoruz? Ben bilmiyorum bu arada. Şu an 480 oy kullanıldı. Mesut Can Tomay 48-52. Yakışıklı güvenlik. En yakışıklı erkek demişiz. 597 oy oldu. Toplulukta anket. 597 oy. Sayfayı yenile abi. Oy sayısı öyle artıyor. 716 oy oldu. 49-51 oldu. Şaka mı? Başa baş gidiyor. Harbi yine ikiye bölündü. 850 oy 50-50. Harbi milletimiz yine ikiye bölündü demiş adam, doğru. Hala 963 oy 50-50. Abi bizim niye yaptığımız anketlerde millet birbirini yiyor ya? Heyecandan ölen var. Galiba 1000 oy 50-50. Abi bizim ülke ne alaka ya? Yakışıklıdan atak var. 51-49 Mesut Can Tomay. Anka kaçta tamam ya diyoruz? 2000'de mi? Yo, süre yapalım. 50 geçe bitsin. Evet, aynen öyle. 3 dakika sonra yenileyeceğim sayfayı. 3 dakika yenilemeyeceğim. 50 geçe yenileyeceğim. Sürpriz. Ankete oy kullanabilirsiniz. Mert Tekin chatte mod. Şu an linki paylaşıyor. En yakışıklı erkek UFO'sunda sona geldik. Mesut Can Tomay ve yakışıklı güvenlik finalde. Biri Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olacak E-Talks izleyicisinin takdiriyle. Ki en kritik takdirdir bu. Diğer takdirlere benzemez. En yakışıklı erkek kim? ...51-49 hala. 1400'de 50-50'ye gördük şu an. ...1551-49 hala. Heyecanla bekliyorum, heyecanla. Abi F5 at istersen be. 50 geçe atacağım. 50 geçe atacağım, 50 geçe gördüğümüz sonucu kabul ediyorum. Mesut Can Tomay. Mesut Can Tomay önde götürüyor. Gıdım Mesut Can farklı. Tomay galiba halkın takdiriyle en yakışıklı erkek olmak üzere. Acun müziği gelmez mi ya? U A E
Hey ho hey Chance. ho hu ma hey hey ho hu Stressful. Heyecandan öleceğim galiba şimdi. Şey yap. Hey ho. Seçim müziği yap gecesi, seçim gecesi. O değil lan, o değil lan. Duyanlara Dur onu bir dakika sonra yapacağızdır. Seçim gecesi müziği mi vardı? Seçim dediğim eleme pardon. Hazır mıyız? Aa 50-50. Evet, yakışıklı bir yatak yapıyor şu an. Yakışıklı atakta mı? 50-50. Hazır mıyım? Yeniliyorum. Asit. Hazır mıyız? Kaç saniye kaldı? Hazır mıyız? Daha henüz 49, 50 Hala olmadı. 49 geçiyor. 50 geçmedi. 50-50 şu an benim 50-50 ekranımda. evet. 10 23 saniye var. 50 olmadı. Bende de olmadı. Telefonu kazandım. 23 49 Kazanıyoruz. 3 2 Aramızda 1 oldu. geldi. Bölmeyin. F5. Oo 50-50. Haydi ya. Oha. Mesutcan önde galiba ama. Onun barı daha ileride sanırım. Evet. Evet Mesut önde. Ben 50'ye bakarım. Ben de 50'ye bakarım bu arada. 51 Ben az olan, önce ilk bastım. 51 olanı kazandı sayıyorum. Heh, İlk 51 tamam. olanı. Yenileyeceğim. Bakman gereken şey Mesut Can yok Tomay. artık Mesut ya. Can Tomay. Mesut Can Tomay. Duyanlara. Etoks'un belirlediği Duyanlara. Türkiye'nin en yakışıklı anketinde bir atsanıza Twitter'dan Duyanlara. bir Recep Tayyip Erdoğan kısıklı yapalım. Sen bir reziksin. Kendimize gelelim. Mesut Can Tomay kaçıncı ya? 100 falandır sana Yok öyle diyeyim. mesela. Mesut Can Tomay biz nasıl? Harbi işte benim gurur İşte. duyduğum bir anket oldu biliyor musun? Aa dur. Sonucu 100 değildir7'de abi. yok. Kazanma oranı çünkü arttı. Çekti çiçek mi bu? Aynen abi kazanma oranı sıfır Şampiyonluk değil oranı ya. sıfır değil. Abicim. Doğru. Şeye Dedeşko. gelmeye çalışıyorum. 0-3. Attım abi demeden. Ne Duyanlara attın? duymayanlara attım. Harbi versene bir reisten ya dinleyelim. Reis gibi geldi. Cumhurbaşkanım telif atmaz herhalde bize. Dur dur son attığıma bak ya. Dur Sen diğeri chat'e şu an hiçbir şey kapalı. atmıyorsun haberin olsun. Okey tamam. Hayır gelmiyor yani chat'te bir şey yok. Tamam attım. Vay be beni kazandıran var lan. Can Sağ ol kardeşler. abi. Bin selam. Rica ederim abi. Chat'te abi şu an. Biz de reisi dinlemek için bahane arıyoruz gibi geldi. Ufu yapıyorsun. Sırf bunun Başka için. kimi dinleyecektik hayırdır? Atmamışsın bu arada. Formalar geldi. Nasıl ya? Bir dakika. Nasıl öyle bir şey Yok oldu? yok geldi. Özel söyledi ya. Hakikaten özel bir performans. Mesut Can Tomay kazandı arkadaşlar. En yakışıklı erkek dedik. Mesut Can Tomay. Tomar. Tomar dedik Tomar. adama yanlış. Bir Bu kim abi? En arada çok kim seçilmiş? 38. sırada en çok seçilen. Kayseri. O kadar da yani niş tercih yapmamışız yani. Celal Mesut Can Hoca'dan Tomay önde. baksana Maze ile aynı. Apindangoya ile Destroyer PM Rambo Okan. Recep İvedik'e CD satan adam Ebony Won. Ali Aa, Biçim aynı Ali Hoca oranda çok geride seçilmiş. ya. Ali Biçim çok geride olan. Kazandırdık abi biz. Bir numara kim peki? Bir numara Sinan Engin mi şakalı bir damat? isimdi galiba evet. Bir de bir şaka var galiba. Evet Sinan Engin. Sinan Engin'i ilk tur Wow. yedik. Onun gururu var. Onun da bir gururu var. Şeref madalyası derim ben ona. Sinan Engin ile Hüseyin Aktepe eşit gitti şu an. Yaş. Güzel bir şey oldu. Bunun bir de güzelini yapalım. Aa. O yayına Koray Koç'u da davet edelim. O yayında herhalde Hasan abi aramızda olmayacak. Tabii. Yo ben Bize
bütün kız kardeşlerimi ve ablalarımı güzellik kıstası üzerinden değerlendiririm yani. Rasyonel bir seçim. Rasyonel değerlendiririm abi, estetik olarak senin değerlendiririm. Senin kendileri ne durumda abi? Senin dul kaldığın gün olarak. Yok, hiç o tarz sıkıntılarım olmaz. Ben estetik bana olarak değerlendiririm. Bana geldi. O yayında aranızda olamayacağım. Estetik olarak değerlendiririm. Vize sıkıntısı var, yengem vize. Yengem bölgelerine girebiliyor muyuz oralarda harbi? Şöyle söyleyeyim. Bir kişi çıkıp bana bir şey diyemez, o yüzden o yayında oradayım. Vay, erkeksiniz galiba. Tamam, yok, sevgilim yok. Serhan kısmetse olur. Ağladım lan. Yok. Bir bayan arkadaşım yok. Hakikaten bayan arkadaşınız yok mu sizin? Benim var. Zor diyorlar bir iki, abi. Bir iki çitilediğimiz var. Ağladım lan. Kendisine çok zor, çok olduğu bilgisi ulaştı abi bize. Bir süre zor diyorlar ona. Galatasaray Kasımpaşa bir sürpriz çıkar mı? Angry Game, iyi hatırlattım. Bir cuma kuponu yapalım hadi. Cuma bülteni açılsın. Bütün izleyicilerimden ricadır. Cuma bültenini açın. Neyse, açmayacağım. Cuma'yı seçtim abi. Süper Lig, birinci lig, Alman Ligi, Fransız Ligi, Premier Lig, La Liga, Serie A. Bunların hepsi olsun. Tamam. Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray kazanır. 1.5 üst 1.09. Olan çok veriyor ya. Niye bu kadar çok? İlk yarı maç sonucu 1'den 1, 1.34. Bir de bunu deneyelim. Galatasaray her iki yarıyı kazanır kaç abi? Onu bilmiyorum. Aa, Las Palmas Atletico Madrid. Atletico Madrid benim takım. Kazanır 1.5 üst alırım bunu. 1.76 güzel. PSG Montpellier. PSG'den bir harbi dağıtma bekliyorum Montpellier. Sirkülese bekliyorum o maç. Bir kalık altıdan da oraya girsek. Galatasaray, Kasımpaşa ve PSG Montpellier. Birden bir diyorum. Las Palmas Atletico Madrid 1.5 üst ve 2 diyorum. Hatta 1.5 üst ve 2 demiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Las Palmas Atletico Madrid'e 2 diyorum beyler. Yeter. 1-0 kazanır. Bizi yatırmasın. 2. Düz 2 diyorum. Yeter o oran. 2.84. Çok bile adam olana. Çok bile alanı. Ona girin. Dediğime girin. Hatta dur ya. Zor gol yiyor Atletico Madrid. Öyle de mi girmesek acaba? Alt falan girmeyelim abi. Ona ne girin biliyor musunuz? 4.5, 6 ve 2. 1.66. Chat'te gördüm. 3.25 oran bedava. 4.5, 6 ve 2 girin abi. 4.5, 6 ve 2 girin. Galatasaray Kasımpaşa 1'den 1, PSG Montpellier 1'den 1, Las Palmas Atletico Madrid 4.5, 6 ve 2. Şahsi tavsiyelerimdir. Şahsıma ait tavsiyelerdir. Bunlara girin. Süper chatlere bakalım. Süper chatler. Özgür Köseoğlu bir kadına bay geçti deyince hocanın pişmanlık. Ya arkadaşlar. Bu kadar kötü değerlendirmeyin ya. Ajax kazanmış bugün. Seviniriz bu habere. Oynardık oğlum. Ben Ajax'ı kaç haftadır toparlanacak diye bekliyorum ya. Vuranları da iyiydi biliyor musun? Volendam'ı yenmiş. 2-0. Ben kaçıyorum. İyi Cuma yayında. Günü de cumartesi kuponunu vereceğim. Cumartesi de pazar kuponunu vereceğim. Bütün kuponları tek günden vermeyelim. Kuponlar Instagram'a gelecek beyler. Kuponlar Instagram'a story şeklinde gelecek. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Bizleri izlemeyi unutmayın. Yarın Galatasaray maç sonu yine buradayız. Öptüm sizi.